Uykusuzlar Kulübü başlıyor. Karşınızda Okan Bayülgen. Hanımlar, beyler, Uykusuzlar Kulübü'ne hoş geldiniz. Birçok uykusuzlar, çok güzel, çok önemli uykusuzlarla beraber olacağız bu gece. Onlar bize yeni üretimlerini, yeni işlerini anlatacaklar. Burada seyircilerimizle beraber sizlere bu cumartesi gecesinde uykusuz saatler geçirteceğiz. Hoş geldiniz, iyi eğlenceler. Hanımlar, beyler, Müjdat Gezen, Elif Gezen konuklarımız, hoş geldiniz. Türk tiyatrosunun efsane ismi. Her beraber olduğumuzda çok mutlu oluyorum ve bir yandan da sizin 60. sanat yılınız ve sizin baba kız olarak 50 yıl sonra sahnede tekrar bir araya gelmeniz. Neden bu 50 yıl boyunca bu beraberlik gerçekleşmedi? Kariyerinizde 50 yıl ne kadar seçici davrandınız, kim bilir, değil mi? Her gelen teklifi kabul etmedin tabii. 50 yıl bekledin babanla oynamak için. Ha? Evet. Evet. Evet, müthiş. Meğer 50 yıldır ben bekliyormuşum bugün. Evet, ama bir baba için ve bir kız için büyük mutluluk hakikaten, göz yaşartıcı mutlaka. Hemen şu Program dergisini, son zamanlarda siz tabii eski sanatkarlar ve eski gösteri dünyasının duayen ismi olduğunuz için siz oyunlarınıza Program dergisi basıyorsunuz. Birçok oyunun bugün Program dergisi yoktur ve çok anlamlı bir kapağı var bu Program dergisinin. Bu 50 yıl önceki haliniz. Zaten burada ne kadar seçici olacağın gözlerinden doğru, bu işsiz belli. Fakat babanın yakışıklılığına bak. Tabii ki maşallah maşallah. Hiç memnun değilsin. Hiç. Sahnede olmaktan. Müjdat abi, nasıl gerçekleşti bu sahne? Ya ben çocuk tiyatrosu yapıyordum. Müjdat abi çocuk tiyatrosu diye bir şey. Annesiyle gelmiş bunu, ben farkında değilim. Pıtır pıtır sahne, bir yaşında o zaman. Birisi yürüyor, baktım bu. Aldım kucağıma, işte bu benim kızım dedim. Seyirci falan da hoşuna gitti, alkışladılar. Daha çok tabii onun biraz daha büyükleri, 6 yaş grubu falan var, çocuk tiyatrosu. Annesi de o sırada bastı deklanşöre. Bu resim çıktı ama sonra aradan 50 yıl geçmesine rağmen biz hiç karşılıklı oynamadık. Evet. Evet. Ama bakışlar da zaten o seçici bakış. Yani diyor ki, yani bu ilk sahne deneyimim için bu adam uygun bir seçim oldu diyor. Müthiş fotoğraf, müthiş gurur fotoğrafı bu hakikaten. Yani. Evet. Evet. Hiç hatırlamıyorum o anı. E tabii hatırlamayacaksın canım. Peki. İçinde berbatları da var, gördün değil mi? Mavi saçlılar falan. Evet o ama bizim... onlar berbat değiller tabii. Yok, burada... tek berbatı bu, evet. Ya. Ötekiler güzel. Evet. Hayır canım, bu da işte bu günün modası şekerim. Evet, bir de tabii şu fotoğrafları da görelim birlikte. Siz zahmet ettiniz, geldiniz, sağ olun. Kim bilir o kamera ne kadar ağırlık yapıyordur, kim bilir. Yani bütün arkadaşlarınız oturarak böyle bizi çekerken siz böyle o kamerayı taşımak zorunda kalıyorsunuz. Evet, tabii ki farklı tarihlerden farklı fotoğraflar. Bu nasıl gidiyor, bu baba kız ilişkisi yani? Ha? Güzel gidiyor, çok güzel. Çok güzel. Çok güzel gidiyor. Hmm. Böyle bir artık can yoldaşlığına mı dönüştü, ne oldu? Biraz öyle oldu galiba, değil mi babam? Ya zor, oğlum, çok zor oğlum. Sen de kız babasısın biliyorsun. Evet. Elif yurt dışında yaşıyor. Evet. Zaten 28 yıldır yurt dışında. Ondan evvel de annesiyle yollarımız ayrıldığında küçücük yaşta hep hasret büyüdük birbirimize yani. Ben de onunla beraber büyürken gencecik adamdım ben de yani. Beyaz filan değildi saçlar o zaman dikkatimi. Benim de değildi. Yok. Hollanda'da yaşıyor, Lahey'de yaşıyor. İşte telefonla görüntülü konuşuyoruz. Fakat ben... Görüntülü konuşmaya çalışıyoruz. Evet abi. Geçen gün Elif'le öyle bir, hatta oyuna da koyduk onu.
Bu beni arıyormuş görüntülü. Ben farkında değilim. Benim Okan bu kimden kaynaklanıyor bu? Babaannem mi? Annem mi? Biliyorsun annem çok evhanlıydı benim. Ama nasıl evhan? Mesela tabii biz savaş yıllarında doğmuşuz. Mesela ben radyoyu açma cereyan çarpar. Giyiyor mu? Niye beni? Niye cereyan? Pikabın iğnesinde yapma ablan yapsın daha iyi. Niye daha iyi ya? Niye ay, ablam? Çok, ay, çok yani, kız yama. Çocuğunun kıymeti nasıl, yok. Avustralya'ya film çekmeye gidiyordum ben. Elini öpmeye gittim. Anne Avustralya'ya gidiyorum dedim. Annem dedi ki yavaş git. Abi çok sana da yapardı yani. Tabii balkona çıkartmazdı. Evet. Bir de hani o anlaşılabilir bir şey de pencerenin önünden de yürütmezdi. Evet ya düşerse, çok evhamlıydı, çok. Ondan ama kaldı. Babana hiç geçmemiş tabii ki. Hiç. Hiç. Yok, yok. Yani sende var mı? Yok. 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 Ama bak ben sana söyleyeceğim. Ben benim doktorum vardı, Profesör Sabahattin Kerimoğlu. Şey, doktor yani. Ben bir kere, aynı gün 3 kere gitmişim Sabahattin Hoca'ya. Hastalık hastalığı. Dedim ki hoca bu hastalık ne zaman geçer dedim. Merak etme elden sonra geçer dedi. Niye 50'den sonra geç? Çünkü 50'den sonra hastalıkların kendisi gelmeye başlar da ondan tabii, dedi. Tabii, doğruymuş. Tabii ki. İşte bel fıtığı, evet. Yok unutkanlık falan. Unutuyorum Cevat, unutuyorum. Ama bir yandan da hakikaten böyle yani taş çıkartırsın ya o kendi yaşıtlarına. Hakikaten gençlere özellikle gençlere. Ya yani yorulmuyorsun, durmuyorsun, sürekli üretiyorsun. Yoruluyorum. Vallahi yoruluyorum Okan. Ya bu 2 yıl öncesine kadar şu dünyanın üstünden kalksın bir an evvel. Ama Türkiye'ye de işte geldi maalesef bu salgın. O zamana kadar iyiydim ama gerçi 4 tane oyun yazdım, 4 tane kitap bitirdim. Ya pandemide diye. Kimse senin kadar üretici olmadı. Pandemide de geldik kitaplar ve bu oyun da pandemide ya pandemiyi de bitirmedik bu arada. Yani şimdi bu oyun hemen söyleyeyim tarihlerini de 11 ve 18 Aralık yani biz tabii ki bu bir bant kayıt aslında siz 4'ünde yani yayınlandığımız günde oynamış oluyorsunuz. Ondan sonra 11'inde sonra 13 Aralık'ta Bursa'da bir oyununuz var. Evet. Ondan sonra da 18 Aralık'ta yine Müjdat Gezen tiyatrosunda oynayacaksınız. Nasıl bilet bulacağız? Herhalde Ocak'ta Baba sahnedeyiz. Falan. Ha Ocak'ta Baba sahnedeyiz. En yakınlarını söylüyorum. Ama zaten dijital platform üzerinden Paso'dan ya da BiletX'den ya da Mobilet'ten hangisinden? BiletX'deyiz. Bir de Paso'da mısınız? Okulda da bilmiyorum ben hiç bilmiyorum. Evet. Hiç. Ya seyirci sizi öyle ya da böyle işte gişeden Müjdat bilet alarak sanat ya da Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde de satılıyor. Şimdi bu tabii ki ilginç bir ürün. Bir kere Baba Kız isimli oyunun müzikleri sana ait. Evet. Ama bu hem senin şiir ya da güfte diyelim onlara onlar bestelenmiş durumda hem de babanın şiirleri bestelenmiş durumda. Evet. Burada zorun neydi? Yani sadece babanın şiirlerini bestelemedin. Kendi şiirlerini de besteledin. Sen iyi şiir yazıyorsun ama bir yandan da şunu merak ediyorum. Yani baba kız bir araya gelmek güzel. Fakat baba kız da bir yandan birbirlerine beğendirmeye çalışırlar kendilerini. Üretimlerinde. İkinizde de böyle bir ortak duygu var mı acaba? Benim şiir yazmam onunla ilgili değil. Çocukluktan beri de ama biz senin de belki kulağına gelmiştir. Yani Nazım Hikmet, Baudelaire, Müjdat Gezen üçlüsü diye bir şey var. Şiir dünyası. Yahu şair olarak kıza bağlamıyorum tabii. Bugünlerde diyorum bir baba kız birbirinize hem oyunda oynarken hem oyunun hazırlanmasında bu çok güzel bir şey. Ben kendimi çok. Kızıma beğendirmeye çalışıyorum. Bak bunu ben yaptım diyorum. Evet. O da diyor ki bak bunu da ben yaptım. Yani bu duygu acaba geçerliğini koruyor mu? Bana gelecekten benim geleceğimden de haberler verin diye söylüyorum. Canım evet yani ben yıllar önce şöyle bir şey yazdığımı hatırlıyorum babama. Bir doğum günü kartı mıydı bir oyununun açılışıydı galiba. Şimdi tam söz ve söz hatırlamayabilirim ama
Öğrencilerin benim yerimde olmak isteyebilirler sana baba diyebilmek için. Bilmiyorlar ki ben de onların yerinde olmak isterim sana hoca diyebilmek için yazmıştım. Ve bu provalar sırasında bir kere bu oyun neden çıktı? Yeni duyuyor yalnız hoca. Yok, hoca yeni duydu. Bu... yazarak hayır, vermiştim. Hayır. Yani Müjdat Hoca bir gösteri insanı. Gerçekten benim gördüğüm en harika gösteri insanı o gösterinin bir parçasıysa yeni duyuyormuş gibi yapabilir. Evet, evet. Fakat bunu yeni duyuyorum. Hayır ama bu da bir dakika ama bu da gösteriye dahil olabilir ama. Bu da da gösteriye dahil olabilir. Aşağıda bu bölümü iki dakika karşılık. Ay muhteşem. Şimdi pandemi döneminde uzun bir süre gelemedim. Ondan önce sık sık geliyordum. Değil mi? Her 2-3 ayda bir geliyordum. Evet. Pandemi süresince bir seneden fazladır gelemedim. Ve de ben orada korom var. Koromu da yapamıyorum. Korolar ilk yasaklanan gruplardan biriydi zaten. Evde oturuyorum. Biraz depresyon başladı. Bir şey yaratamıyorsun. Aynı şekilde babam da okul kapandı, tiyatro kapandı. Ne yapalım ne yapalım? Bir şey yapalım. Hani birbirimizi biraz canlandıralım dedik. Ben bir dizi şiirlerini babamın bütün şiirlerini okudum 4-5 ayrı kitabından. Hangisi bana ilham verdiyse besteledim ve doğum gününden bir hafta önce birer birer hepsini ona yolladım. Böyle bir climax yapıp son günü en güzelini yollayıp falan. Babam galiba sevdi bu işi ve dedi ki ya bunları bir araya koyup bunlardan da bir şey yapsak. Ben de dedim, ben mi dedim, sen mi dedin, neden biz baba kızlığımızla ilgili bir şey yapmıyoruz? Çünkü bayağı anlatacak anımız var, ortak anılarımız da var. Babamın bir yığın anısı var zaten. Böyle başladı değil mi babam? Daha kendiliğinden çok, başladı. Okan aslında bizi birbirimize böyle mıknatıs gibi daha çok yaklaştıran iki olay... Aslında berbat iki olaydır biliyor musun? Neler? Bir tanesi... Neredeyse 9 sene önce annemi kaybettim. Annem çok çok özel bir insandı ve ben annem hayattayken hep annemin kızıydım. Öyle oluyor. Anneyle baba ayrılınca hangi ebeveynle kalıyorsanız biraz onların takımında oluyorsunuz ister istemez. Annemi kaybettim. Arkasından... Bir kanser maceram oldu. O kanser maceramda babam aldı beni kanatlarının altına. Öyle Hollandalarda Monarnara olmaz gel buraya dedi. Benim işte Hollanda'ya ameliyatım... güvenim yok abi. Bravo. Benim ameliyatım, kemoterapim falan hep burada oldu. Dolayısıyla o zamana kadar da her geldiğimde zamanlarımı hep bölüyordum. 10 gün kalıyorsam 5 gün annemde, 5 gün babamda. Sonra annemden sonra geldiğimde ne kadar süre hep babamda oldum. Babam hatta demişti ki artık tamamen benim kızımsın. Kanser sürecinde de sürekli beraber olduğumuz için epey bir 3 aydan fazla böyle çok bir yakınlaşma oldu. Babam o hastanelere gitmekten nefret eden adam beni bir an yalnız bırakmadı. Evet, nefret ediyor. Götüremezsin, doğru. Beni hiçbir an yalnız bırakmadı. Bütün kemoterapilerimde ki hele sonuncusu çok kötü bir deneyimdi hepimiz için. Çok kötü. Bir an yanımdan ayrılmadı ve her türlü şaklabanlığı yaptı beni güldürmek için. O bizi çok... yani o aradaki kaybolan yılları böyle bir anda zoom yakaladık gibi geldi bana. Ama sen zaten babanın kızıydın. Ben seni konservatuvarda tanıdığım zaman da yani iki açıdan babanın kızıydın. Benim de tahminlerim bu merkezde yani. Ben sana söylüyorum gösteri adamı. Yani bir duygusallık olduğu zaman bozar. Yok abi. Bozar duygusallığı yani onu... komediye evriltir öyle yani. Öyle biraz. Yani biraz Nasrettin Hoca gibi. Evet evet. Yani ben seni tanıdığımda da çünkü sen iki nedenle hep babanın kızısın. Bir babanın şöhreti ve bu bir ön kabul. Tabii. Seni çağırırlarken, senden bir başkasına bahsederken, seni tanıştırırken. Tabii. Bir diğeri de bir sanatçı olarak en kolay mücadele edeceğin, climax'in, zirven baban zaten. Evet. Yani en kolay hedef gösterilecek ve en çok ve en tatlı mücadele edilecek, yarışılacak o. Yani peki şimdi bu ne oldunuz siz? Hem senin çok güzel bir belgeselin
çekildi. Sonra bunun bir televizyon programı çok eğlenceli geçti, o belgeselle ilgili onu da izledim. Metin Akpınar abimizle ilgili bir belgesel yapıldı, etkili çok oldu. Güzel. Sonra söyleşileri geliyor. Yani ne oldu, siz her sene değerlisiniz de bu bir iki senedir daha bir değerli oldunuz. Niye böyle, nasıl yorumluyorsun? Yani kızına sormak lazım. Yani ne oldu bu? Bilmem, galiba pandemi yani bir sırasında... ihtiyaçtan dolayı oluyor bu. Yani belki herkesin bildiği, tanıdığı Müjdat Gezen, herkesin bildiği, tanıdığı Metin Akpınar bir anda bu işte ürünlerle, belgesellerle, kitaplarla, senin de kitaplarla filan en çok satanlar listesine giriyorsun sen filan. Yani bu ne oldu? Niye böyle ilgi gösteriyoruz sence? Bence belki biraz tesadüf olabilir. Belki biraz pandemi süresince bir şeyler durdu ya, sanki zaman durdu. Ve ne daha önemli, ne daha kalıcı, belki yani insanların bakış açısı da değişti. Yani eskiye özlem belki değil, ben öyle bakmıyorum. Eskiye özlem değil bu. Bu büyük sanatkarların tekrar hatırlatıcı ve uyarıcı olarak tekrar ortaya çıkmaları olarak görüyorum. Çünkü olabilir, insanlar... Ne oldu ya bizim insanlığımız, koşturuyorduk böyle oraya buraya, paraya, şöhrete, şuna buna falan. Ondan sonra kazanca doğru, ama bir anda durduk. Dur bakayım, bize bunlar hakkında bir laflar etmiş adamlar vardı ya. İşte çektikleri filmlerle, yazdıklarıyla, çizdikleriyle. Nerede ya o adamlar filan? Hoppa, böyle bir değere bindi bu iş. Olabilir. Sonra da başka türlü geliyor. Sanki hani antika daha değerlidir ya, onun için. Hakikaten sana söylüyorum. Peki, Müjdat abi, senin kitabın da şiiri diyelim bunun için yani, aslında değil mi? Bu tramvay şiirin. Evet. Yani. Şimdi Okan, benim çocukluğumda tramvay benim jenerasyonum için nostaljik bir alettir, biliyor musun? Bir kere en ucuzdu. Ben memur çocuğuyum. 3 kuruştu. İkinci mevki. Ben konservatuara giderken de, tiyatroya giderken de hep ikinci mevki tramvayla gider gelirdim. 3 kuruş gidiş, 3 kuruş dönüş. Anlatabiliyor muyum? Hangi kura göre abi bu? Dolara göre tabii. Tabii ki dolar. Gerçi biz de maaşımızı dolarla almıyorduk ama olsun yani, o zamanki kur, hangi kur ya? Nereden hangi kurdu o? Hayır, 3 kuruş hangi kurdu acaba? Hayır, kuruyorum, kafamda bulamıyorum. Çok güzel, çok güzel. Abi, o tramvay benim için hakikaten başka bir şeydi. Çocukluğumu bindirdim tramvaya. O gitti, ben kaldım yaya diye kitap. Evet. Elif de onun içinden şiirlerimin böyle bir kısmını birleştirmiş, bestelemiş filan. Sonra bana dinlettirdi. Telefonla yolluyor. Ben biliyorsun telefon şeyliyim ya. Engelli. Yani annemden dolayı işte o. Demin bahsettik değil mi biraz? Mesela Elif beni arıyor. Görüntülü arıyor mesela. Ben de görüntülü aradığımı biliyorum. Diyorum alo. Seni kabul ediyorum Elif. O da bana diyor ki, ne diyorsun? Kulağımdan beynini görüyorum. Yüzüme çevir şunu diyorum. Beynini görüyorum, çok güzel. Evet, görüntülüymüş çünkü. O görüntülü de abi bir saat sürüyor görüntüyü bulmam. Bazen... Bir sürü yanlış şeye basıyor, mikrofonu kapatıyor, 180 derece döndürüyor. Bir şeyler. Birkaç tanesinde hatta başka birileri bile çıktı yani, o kadar. o kadar. Evet, ama şimdi bazı arkadaşlarımın çocuklarıyla yaptığı testler var. Aslında o Müjdat abiden daha fena onların durumu. Yani ben gencecik beyinlerden söz ediyorum. Mesela arkadaşım, yakın arkadaşım oğluna diyor ki kapı çalınıyor diyor. Çocuk diyor ki niye kapı çalınıyor diyor. Kapı çalınıyor, aç. Niye kapı çalınıyor ki? Kurye gelmiştir diyor. Ha, kurye geldiyse açayım diyor kapıyı diyor. Anlatabildim mi? Evet. Ondan sonra da diyor ki yalnız diyor, arada sırada diyor kafa bulmak için şey yapıyorum. Yalnız diyor kapıyı açmaya giderken şu diyor salon ışığını da söndür diyor. Çünkü 2 talimat var.
Yani kapıyı açmaya giderken salon ışığını da söndürecek. Evet. Ve böyle yani bomba gibi bir gençlikten bahsediyoruz ya, gelen işte bu. Yanlış bu. Yani Müjdat abi çok daha iyi durumda yani. En azından telefonda konuşurken beynini görüyorsun. Bir beyin var orada yani. En azından. Evet. Allah'ım Z ne kadar güzel konuşuyorsun ya. Of be. Peki. Oyunda ne oluyor? Tamam, anladık bunları. Şiirler var. Bunlar işte müziklendi bu şiirler ve bir müzikal oldular. Müzikli oyun oldular. Müzikli oyun. Evet. Müzikli oyun oldular. Evet. Peki başka ne anlatıyorsunuz? Anılarımız var bir sürü baba kız. Hı-hı. Onları anlatıyoruz. Babamın gençlik anıları var, çocukluk anıları var. Onları anlatıyoruz. Şarkıları... Evet. O anıları şarkılarla bağlıyoruz. Çok güzel. Evet. Yani aslında böyle haybeden bir anı anlatma değil. Bütün bunlar aslında hepsini dramatik bir yapı Mama içerisinde. Mamma Mia'daki gibi. Aa evet, Mamma Mia'daki gibi. Doğru. Bir yandan da doğru. Okan, ben şeyi seviyorum ya, bu genç jenerasyon belki çok haz etmeyebilir ama ustalar var ya bizim. O evet. Darül Veda'yı kuranlar bile. Mesela evet. Onlarla ilgili anekdotlar anlatıyorum. Ve genç seyircinin de inanılmaz ilgisini çekiyor. Çekmez ya. Mi? Mesela bir tanesi çok bir 30 saniyelik bir anekdot ama. Lütfen. Türk tiyatrosunu kuranlar değil mi? Muhsin Ertuğrul, Raşit Rıza, Behzat Butak, Vasfi Rıza Zobu, İyi Galip Arcan. Yani İyi Galip Arcan çok kısa boyluydu. Yani eni konu kısaydı. Bir Fransız piyesinde jön oynuyor bu. Behzat Baba da şehir tiyatrosunun en yaramazı, en masklar yapar, bilmem ne yapar, butafordur. Butafor yani her şeyi yapar. Mesela bu bardağın aynını mukavvadan yapar filan ya. Yani. Bu masanın aynını kartondan yapar. Müthiş marifetli bir adam. İyi Galip Arcan geliyor, diyor ki Behzat bana bir baston yapsana diyor. Jön oynuyorum oyunda diyor. Üstüne abandığım zaman biraz uzun görüneyim yanındaki kız oyuncudan diyor. Abi Behzat Baba bir baston yapıyor buna. Git Bedesten'den satın al, o kadar güzel bir baston. Fakat muzur dedim ya, yaraman her gün oyundan 2 saat evvel gelip bastonu alttan 1 santim kesiyor. Her gün ama. 10. günü İyi Galip Arcan Behzat Baba'yı çağırıyor. Diyor ki Behzat gel sana bir sır vereceğim. Ne diyor? Benim boyum uzuyor diyor. İkisine de buradan ben rahmet veriyorum. Evet. Evet. İkisi de çok güzel yani. Müthiş. Peki. Bunlar var ya oyunun içinde böyle bir sürü. Celal Sururi, Toto Karaca, Muammer Karaca, Münir Özkul, Adile Naşit. Adile'nin hepsini de çok anıyoruz. Güzel biliyorsun. Anlatayım mı? Hangisi? Kısa ama lütfen. Yaka mikrofonları ilk geldiğinde. Ay evet, müthiş. Ya, lütfen yaka anlat. Yaka mikrofonları lütfen. İlk geldiğinde ben bir oyun koyuyordum Kanlı Niger diye Luna Park'ta. İlk gün yaka mikrofonunu oynayacağız ama hiçbir şey bilmiyoruz bu konuda. Frekanslar falan varmış, bizim haberimiz yok. Ben Münir abiye Kanlı Niger'de bir laf söyledim. Onun da cevabını bekliyorum, tamam mı? Lafım, repliğim bitti. Münir abi de konuşmaya başladı ama gelen ses şöyle. 34, 26, 43 gazla park etme. Polis telsizi girdi of, abi. Of. Bu iyi. Neyse frekanslar düzeltildi, oldu. Adile'ninki fena. Adile Şan müzikolünde. Evet. Biliyorsun değil mi hikayeyi? Lütfen anlat. Şimdi oynuyor Adile Naşit. Ben ona her filmde de ya annem olur ya teyzem olur rahmetli ama çok tatlı kadındı yani. Ondan sonra bir 20 dakikalık boşluğu var, ara tuvalete giriyor. Tamam mı? Mikrofonu açık unutuyor. Tamam mı? Abi salon o 1000 kişilik san müziği inliyor böyle. Yani senfoni orkestrası gibi. Yok tamam mı? Çıkıyor. Adile abla sen tuvalete mi girdin diyor oradan biri. Evet diyor. Ha, mikrofonu açık. İkinci perde oynamıyorum ben. Ya böyle bunda teknikle ilgili. Bunlardan anekdotlar serpeledim. Yaşadıklarımdan anlatabiliyor muyum? Elif de işte kendi hayatından, beraber hayatımızdan,
O şarkılar, türküler derken 2,5 saat müthiş geçiyor. Peki başka türlü nasıl olabilirdi? Başka türlü bütün bu göçmüşlerin, bütün bu büyük sanatkarların her birinin anı kitapları olacaktı. Ya da senin gibi üreteceklerdi, yazacaklardı. Ya da birileri, yani başka ustalar, onlardan sonra gelen yine senin gibi ustalar bunları bir sonraki nesillere böyle aktaracaklar. Ya bir tiyatro yoluyla ya kitap yoluyla. Tiyatro daha iyi tabii. Aynı anda bir yani kitapta olacağı kaç kitap okuyor. Onun yerine büyük kitlelere bunun aktarılması açısından. Peki şimdi bu durmadan ya yani sen bilmiyorum babana biraz da baba kız sohbeti yaptığımız için öyle gitmek istiyorum. Biraz daha ailevi olarak yani... Babanı uyarıyor musun? Baba çok çalışıyorsun, çok koşturuyorsun, biraz yavaşla falan. Yok çünkü o durursam düşerim diyor ve ben de ona inanıyorum. Babam yapan insan. Hani bir olan insanlar var, bir yapan insanlar var. Evet, çok var, güzel bir çok güzel mesela bir tanımlama bu. Hamlet'i çalışırken de biz okulda Hamlet yapan insan mı? Olan insan. Evet. Bir türlü yapamıyor adam. Doğru. Bu yapan bir adam. Doğru. Üretmesi lazım, paylaşması lazım. Hı. O yüzden pandemi dönemi zor oldu babam için. Ve ondan çıktı bu. Ondan doğarak çıktı bizim bu baba kız Peki, çalışmamız. Peki tevazusunu nasıl buluyorsun? Kendi neslinde ve kendisinden sonraki bütün nesiller için bu kadar toleranslı, bu kadar hisseden, gören, yetiştiren, bunun üzerine koskoca bir tiyatro bölümü kuran, bir tiyatro okulu kuran, bir fakülte eğitimi veren orada, üniversite eğitimi veren bir insan. Ve bunu insanlara bedava kurdu. Herkesin nutku tutuldu. Öğrencilerin ve her öğrencinin konservatuara girebilenin de tercihi, giremeyenin de tercihinin O babamın bir rüyasıydı. Babam rüyasını gerçekleştirebilen ender insanlardan biri diye düşünüyorum. Ama senin kıskançlığını anlıyorum aslında. Yani bir önemli bir babanın bütün herkese ait olması, sadece sana değil başkalarına da ait olması konusunda. Gençken kıskançlık değil de hep bir huzursuzluk duygum vardı. Çünkü her zaman benden daha önce daha önemli işleri vardı. Ama şimdi ben yolumu buldum. Babamla beraber oyunu yaparsam o zaman %100 beraber oluyoruz. Bundan sonra böyle. Bir de vakit ayırması yani işte hemen programdan önce konuştuğumuz benim de seyircilerle paylaşmak isteyeceğim bir olay. Şimdi İstanbul. Hayır, bu ilk programı anlatacağım. Şimdi Müjdat abi şöyle yani o yıllar sen hep gençsin, hep koşturuyorsun, her şey ama başkalarına vakit ayırıyor. Ve benim ilk televizyon denemem Gece Koşu, ilk programın ilk 15-20 dakikası. Ben stüdyoda canlı yayında diyorum ki bittim. O kadar rezalet başladım ki bu işe. O sırada Türker İnanoğlu'nun, Türker abinin yönlendirmesiyle... ATV kanalında gece yarısı bir program yapılıyor. Rastlantısal bir takım ilanlar falan yapılmış ama rastlantısal bir şey tutar tutmaz. Ve ilk 15-20 dakika dedim ki ben bittim. O sırada her zaman olduğu gibi evliyim. Eşim Gaye de bu ilk program canlı yayını seyretmek üzere eve arkadaşlarımızı çağırmış. O arkadaşlar geliyorlar falan fakat o 15 dakikada onlar da rezaleti gördükleri için ve Gaye'nin üzüntüsünü gördükleri için biz fazla kalmayalım, kalkalım diyorlar. Gaye onları kapıya kadar yolcu ederken bir anda bir ses geliyor. Çünkü Müjdat Gezen programa bağlanıyor. 20. dakikada. Benim kariyerim başlamadan bitmiş, misafirler yolcu ediliyor falan. Ve Müjdat abi bana diyor ki, sen kimsin? Niye yaptın bu programı, ne yapıyorsun falan filan diyerekten. Misafirler evde geri dönüyor. Sonradan eşim bana anlatıyor bunu. Hepsi televizyonun karşısında oturuyorlar. Ve benim bütün kariyerim değişiyor ve başlıyor onun sayesinde. Yaşayan bir adam var ekranda. Öyle değildi, öyle değildi. O öyleydi. Değildi. O var olan bir şey evet gördü. Evet ama o Müjdat abi görmeseydi biz o programı bitirecektik. O katılmasaydı. Böyle bir isim olarak programa bana ertesi günü teşekkürler Okan, kardeş hadi güle güle diyecekler. O sende bir şey görmeseydi böyle bir konuşma i̇şte yapmak öğrencilerinde de kanalı gördüm. Değiştirirdi. Ya ama tabii şöyle, ki ayrıca da nasıl vakit buldu da aradı tabii. Okan şöyle mi demeliyim yani
Kardeş o kadar kabiliyetsiz. Hayır ama şey. bunu yapman çok acayip zaten. Açtım yani, telefonu gece bire ya, geliyordu vallahi. Ya yemin ederim bayıldım. Benden söz edilsin diye yapmıyorum. Bu özelliği çok garip buluyorum öyle, ben. Ama onu bu paylaşan gençlere. Özelliği öyle, yani bu öyle. Gençlere bakan, gençlerde bir şey gören, bu kadar öğrenciyi yetiştiren, kendi yetiştirmediği öğrencilere bile bakan, tanıyan, anlayan bu müthiş bir yetenek. Müthiş bir yetenek. Kendimle ilgili özür dilerim Elif. Kendimle ilgili çok söylemeyi sevmediğim şeyler var ama hadi seni çok sevdiğim için söyleyeyim. Bir gün böyle bir muhabbette bana canlı yayındı galiba. Arkadaş dedi ki ne kadar alçak gönüllüsün dedi. Ben de dedim ki alçak gönüllü olmayı alçak olmaya tercih ederim. Ah canım efendim. Evet. Ah canım efendim. Müthiş. Peki. Bu oyunu erken saatte oynuyorsunuz. Evet, evet. Üçte oynuyoruz. Neden? Efendim babamın seyircik onu sen söyle. Neden? Ya bizim Kadıköy'de benim seyircimin yaş ortalaması 90-95 falan yani. Doğru. Ya doğru. Bu ne be, olur mu böyle şey? Ya gençler de var tabii, gençler de geliyorlar ama yani beni eskiden tanıyanların benim yaşımda olduğunu düşünürsen ne demek istediğimi anlarsın. Yani. Ya peki bunlar nereden mesela, bakım evlerinden kaçıp gelen insanlar mı ya? Belli bir saatte mi dönmeleri gerekiyor? Hayır, gece olursa ben gece de denedim. Uyuyorlar. Ya bu doğru değil. Lütfen şaka yapmadan anlatır mısın? Neden? Hayır, ben de böyle biliyorum. Bana da böyle olur mu ya? Bu benim seçimim değil. Ben ne söylenirse onu yapıyorum. Hayır, bu saatte oynuyoruz mutlaka, bunun mutlaka başka bir nedeni vardır. Yine bir buluş yapmıştır. Ben sana söyleyeyim. Yine bir buluş yapmıştır. Demiştir ki bir kere hafta sonu değil mi? Maç var değil mi? Hayır, onun için söyleme. Ya evet, o da cumartesi bir de. Cumartesi akşamı ama maç hayır, seyrediyoruz. Şöyle bir şey yapıyor. Yine bir buluş yapıyor. Evet. Diyor ki İstanbul seyircisi diyor. Tatil günü ben onlara bir yere yetişme kaygısı olmadan şu. Yani adamın kendisi zaten saat kaçta yayınlanan şu programa geliyor canım. Onun tabii. Öyle bir derdi yok. %90 seni söyleyin. Yani. Evet. Yani bir hakikaten bu buluş ve birçok tiyatro da artık matine oynamayı göze alamıyor. Çünkü tiyatro eskisi gibi hani bir oyun haftada 6 gün oynar, 5 gün oynar. Şey zaten o artık. Düzenden çıktık. Matine suare yapar, o da çok seyrek. Evet ve iddialı. Matine oynamak zaten bir iddia bugün. Yani. Okan 1968'de mi ne haftada 17 oyun oynuyorduk. Reposuz, Devri, Süleyman. Of. Ya. Umur Bugay, Tuncel Kurtiz, Aydın Engin, Tuncel Necmoğlu. Ben kendimi sinema filmi zannediyordum. Evet. Anlatabiliyor muyum? Hani 3 matinesi, 6 matinesi. Vallahi billahi çarşamba, cumartesi, pazar 3 oyun. 3-6-9. Ankara meydan sahnesinde. Fakat öyle bir iş yapmıştık ki oyun yani o devirde. Repo da yok, pazartesi falan da yok. Hafta ama gençlikte oluyordu o zaman. Bir de tiyatrodan başka hiç eğlence yoktu ya. Yani televizyon bile yoktu. O zaman. Yok. Ve tabii şöyle bir şey de var. Galiba tiyatro insanı bunu seviyor. Diyelim ki sinemaya ya da diziye alışık olan oyuncular belki tiyatronun neden bu kadar çok repete ettiğini anlamıyor olabilirler. Yani bir dakika, siz bir şeyi bir kere oynamıyor musun? Yok. Kaç kere oynuyorsunuz? 100 kere oynuyoruz, 300 kere oynuyoruz, 1000 kere oynuyoruz. Yani burada her oyunda pekiştirilen, daha da güçlendirilen bir sanat, bir yaratım var. Ferhan'ı düşünsene ya. Evet. Ferhangi şeyler. Ferhangi şeyler. Allah rahmet eylesin. Evet. Evet. Ona bir alkış çıkartırsan memnun olurum. Yani... Bizim oyun da her oyun değişiyor. Tabii ki. Babam Tuluat yapıyor. Ben biz Müşfik Hoca'yla yani ben Tuluat yeteneğim, öyle bir deneyimim yok. Ben babamdan öğreniyorum ve
Öğreniyorum değil mi? Oluyor galiba. Çünkü sen, her oyun yeni şeyler yapıyoruz. Ona laflar aday, atıyor. Ben bir şeyler demek zorunda kalıyorum. Aday gösterdiler seni. Baksana. Ya ilk ödülümüzü kardeşim aldık. Şimdi... Geleneksel tiyatro çünkü. Rumeli Hisarı'nda Hamlet oynuyoruz. Yıl 61. Muhsin Ertuğrul Hoca Rumeli Hisarı'nı almış. Muhteşem bir amfi yapmış. Açılışı Hamlet'le. Düşünebiliyor musun? Bizi de konservatuvardan aldılar. Yaman Savaş, ben. Tamam mı? Üçlü. Üçlü. Evet. Size roller oynatacağız ya abi. Roller. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Abi 4 saat oyun. Neyse o senede bir kere İngiltere'de oynanır. Hamlet. Onun dışında 2,5 saate indirilmiştir her yerde yani. Abi rol oynatacağız. Biz de heveslendik de. Bak başından sonuna kadar oyunun. Üçümüz böyle. 20 kişiyiz ama üçümüzü söylüyorum yani. Elimizde bunu hep böyle abi. Ve aynı noktaya bakıyorum böyle. Ulan bir rol ver mesela. Kral geliyor. Hayır abi. Hep böyle. Bir gün ben o 20 kişinin içinde çok gücüme gitti. Ulan şu kadar bir şey verseler bize. Herkes böyle tutar. Ben de sol elimle böyle tuttum abi. Tamam. Şimdi böyle giderken o mızrakların görselliği böyle. Tak tak tak. Biri böyle. Yani. Muhsin Hoca demiş ki, Müjdat mı o? Tamam mı? Müthiş. Ama çok oradaki anıları burada anlatırsam... Hepsini burada anlatma, oyunumuza gelip seyredin. Oyunumuza gelip görürsün. Ama bir yandan da tabii ki orada bir muhteşem üçlü var. Yani bütün Savaş, tiyatro Yaman, dünyasının Müjdat, Yaman Tüzcet, Savaş Dinçel, Allah rahmet eylesin. Evet. Ve i̇kisi Müjdat Gezer. İkisi de, evet. İkisi de. Yani bu üçlü ben... Tabii beraber de gördüm onları, tek tek de tanıdım. Yani hiç büyümeyen serserileri tiyatro dünyası. Tabii yani ya. Bakmayın yani. Seyircimize söylüyorum. Yani burada şimdi Müjdat abi çok efendi oturuyor, büyük hoca olarak oturuyor. Bir yazar, bir yönetmen, bir önemli bir sinema adamı olarak oturuyor ama yani bitmeyen bir... yaramazlıklar, serserilikler dünyası çok. Yani. Oyunda anlatıyoruz. Konservatuarı yaktık ya. Ama anlatma işte. Hepsini burada anlatma. Okuduğumuz okul ya. Ya diyorum ki acaba ne anlatıyor? Yani, hafif bir şey söylese bari. Hayır okulu ya. Yaktık diyor. Peki siz bir de rahmetli Savaş abiyle beraber Nazım Hikmet kitabını yazıp, resimleyip ondan sonra bir de onun üzerine hapse girdiniz. Kenan Evren devriydi o. Evet. Ondan sonra ama kitap yazılalı, çizileli, basılalı 5 yıl geçmişti aradan. Ya bir de hapse girdiniz yani böyle. Evet. Abi cezaevine bir girdik böyle. Pis, lacivert cezaevi arabaların rengi çok fenadır ya biliyor musun? Böyle kirli lacivert. Evet. O elbiselerden yaptırılmış tek tip. Böyle 25-30 kişilik, belki 50 kişilik bir grup mahkemeye çıkartılacak. O arabaya doğru yürüyorlar ama hem bileklerinde hem ayaklarında zincir var. Pranga. Böyle yürüyorlar. Savaş böyle, bu ne ulan dedi. Bizim ayağımıza da zincir vururlar mı dedi. Vururlar mı ulan dedim. Biz kitap yazdık dedim. Vurdular. Vurdular. Geldik Sultanahmet cezaevine. Ayakta zincir, bilekte zincir, tamam mı? Oturuyoruz böyle, taşa oturduk. Şöyle bir blok vardı, taş. Sırası gelen mahkemeye çıkıyor. Abi biz daha oturduk. İki kişi fırladı tuvalete gitti. Ayakta zincir. Kilitler böyle. Elde zincir. Bir asubay çocuk var. Komutan bir dakika gelsene dedim. Bunlar nasıl gitti dedim. Ya sorma hoca. Onlar kilit hırsızı dedi. bir dakika sürmüş açmaları. Tık 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 vın diye. Ben de geldiler onlar. Ulan niye helaya gidiyorsunuz? Kaçsanıza dedim ya. Bir saniyede eli de ayağı da açmışlar. O biz yani ayağıma niye zincir vuruyorsun lan sen benim? Yani ne yapmışız? Çizgilerle Nazım Hikmet. Kitap. Peki hocam bir şey söyle bana. Bu nesil ne zaman yaşlanacaksınız? Şimdi sen yargılanıyorsun. Metin Akpınar abi yargılanıyoruz. Bak bu yaşta. Genco abi bugünlerde yargılanıyor. Siz yaşlanmayacak mısınız? Yani o zaman da 80'lerin başında da yargılanıyordu. Daha içeri giriyordu. Daha evvel de. Tabii. Şimdi de ne zaman uslanacaksın sen? Ben usluyum aslında bak abi.
Ne zaman ıslanacak? Abi bak ben sana Okan bir şey söyleyeyim. Usluluk kadar tehlikeli bir şey yoktur ya. İyi düşün. Ne kadar uslu adam varsa bu ülkenin başına bela almışlar. Bravo. Sonra. Bravo. Onun için bravo. Ne varsa bir de yaramazlık yaptığımız zaman çok gençtik ya. Geçen sene filan işte yani. Peki bak ne diyor? Umut hep vardır. Bir insanoğlunun umutsuz yaşaması kadar berbat bir şey yoktur. İşte bu örnek. Diyor ki ben dünyaya pozitif bakmayı seviyorum. Birazcık tebessümle Nasrettin Hoca gibi, Konfüçyüs gibi bakmayı seviyorum. Sonra ne diyorsun? Durursak düşeriz. Durursam düşünce de durur. Düşünce durdu mu kelimeleri karıştırmaya başlar insan. Unutkanlık gelir beyne. Ben 3 bulmacayı çözmeden sokağa çıkmam. Gazetelerimi okurum. Sonra bulmacalarımı çözerim. Ona göre ayarlarım randevularımı. Ya doğru. Of be işte bu beyin de böyle yerinde duruyor herhalde değil mi? Bir de aynen. Sürekli üreterek. Orada biraz şüphelerim var ama Okan neyse. Maşallah. Peki şimdi bu oyun tarihlerini tekrar söyleyeceğim. Bunu ben de gelip izlemek istiyorum. Lütfen çok gel. Bayılacağım, bayılacağım, bayılacağım. Çok eminim. 11 Aralık'ta Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda, 18 Aralık'ta Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda ve 13 Aralık'ta da Bursa'da adı ne? Akademik Odalar Birliği mi? Öyle bir ismi var oynadığınız yerin ve ondan sonrasında da tabii ki devam ediyor. Ne kadar Haziran'a kadar falan devam edecek mi? İnşallah seyircimiz geldiği sürece. Ben 1 Nisan Savaşı'nın doğum günüdür. Her sene 1 Nisan'da kapıyorum. Öyle bir yani 17 senelik gelenek bu. Bir de Elif'i düşünüyorum. Elif bu oyunlar için sürekli Hollanda'ya gidip geliyor abi. Uçakta maske, tehlike, gümrük bilmem ne korkuyorum da. Ama yani. Yol parası filan şimdi tiyatro yevmiyesi tabii değil mi? Herhalde business class gidiyorsundur mutlaka. Değil mi? Vallahi öyle. Özel uçakla mı gidiyor yoksa? Özel uçağım henüz yok ama yani. Kendi kendime uçup gidip geliyorum. Bu enerjiyle. Yok zaten yıllardır. Sen şimdi Türkiye'de para kazanıp Hollanda'da harcıyorsun en doğrusu. Harika. Ama evet. Harika. Belki eğitim başka türlü olsaydı hani belki hani bir değil mi ekonomi tabii ekonomi tersinin daha tabii doğru olduğunu anlayacaktı. Geçen gün o parayla işte. Oğluna gofret aldı. Aynen. Müthiş. Tabii. Peki teşekkür ederim. Biz alkışlıyoruz. Biz teşekkür ederiz. Hocam. Hanımlar beyler, rap hip hop dünyasında en sevdiğim isim Norm Ender aramızda. Alkışlıyoruz. Evet, maşallah, maşallah. Bütün yakışıklılığın ve karizmanla bizlerle beraber. Çok fazla konser yapıyorsun, çok fazla. Geçen gün bir yerde listeni gördüm. Yani ben de turneye gidiyorum şey yapayım. Farklı konular tabii ki. Biz de daha çok düşünen insanlar geliyor izlemeye. Sense yığınları dolduruyorsun böyle. Büyük konserler yapıyorsun ve her gün mü bir yerdesin? Çok yoğun bir turne programın var. Öncelikle kestane balının diyarı Kastı. ya birisi yapacak da evet be ama bir dakika Türkiye'yi mi şey dünyayı mı selamlıyorsun? Çok efsane dünyayı. Dünyayı selamlıyorsun. Tabii canım Türkiye yetmez bize. Dünyaya ulaş hatta dünya da evrene. Evrene. Ama tabii bunu seni sıkıştırdığım bir sorunun ardından yapsaydın daha. Abi değil daha mi? Nasıl sıkıştır konser konser. İlk abi, başta bombayı patlatayım da yoksa sana kalmasın diye. Ama gerçekten yani o adam çok iyi değil mi ya? Evet çok iyi değil tabii çok ki. Çok iyi abi. Ama yani. Hiçbirini o işitmemiş gibi. Ya evet. Psikoloji o noktaya geldi ki artık. Ya benim bu programımızdan önce Muhabbet Kralı programını çektik. O da uzun sürdü. 2 küsur saat sürdü. Ve o programda benliğin metastazı, benliğin ölümü metastazı, benliğin hastalanması bir konu işte o doktor bu felsefeci falan filan böyle önemli isimlerle yaptık ve orada gündeme geldi bu.
Yani aslında biz ne kadar çok enformasyona maruz kalıyoruz. İşte dijital platformlarda izlediğimiz diziler, televizyonda şudur budur, oyunlar bilmem neler, her gün gelen WhatsApp mesajları, Instagram bilmem ne falan filan. Ama bizi global olarak büyük ilgilendirecek şey bu adamın lafı oluyor. Halbuki şu oyunu izledik, bu kitabı okuduk, bu diziyi seyrediyoruz gibi bir şeyi ortak paylaşmamıza imkan yok. Fakat bu adam Türkiye'yi bir araya getirdi hocam. Nasıl lan? Yani nasıl olabiliyor ya? Yani. Çünkü herkesin şu anda bence o umursamaz. Hani evet. Kadın dünyayı yıkıyor orada. Beni aldattın işte, çocuğumla bıraktın falan. Evet. Hani hiç öyle bir şey yokmuş gibi. Öncelikle. Hani bu ciddi, bu umursamazlığı aslında insanlar böyle kendine güven. Yani. Evet, evet. Oh. Yani şu anda öyle bir durumdayız ki gerçekten. Evet. Ama sen de insanları bir araya getiren bir insansın. Çünkü senin işte diyelim ki müzik türünün bir parçası olan disatmaların ya da yeni bir şarkıyla çıkman, o şarkının sözlerinin herkes tarafından dinlenmesi, yani dikkate alınması, o şarkı sözlerinin ortak bir paydayla insanların konuşması falan. Sen de insanları, yani ben aslında seni çok önemli bir yerde görüyorum, biliyorsun ve bunu her seferinde de söylüyorum. Yani bir etki yaratmak, işte falancanın yeni şarkısı çıkmış, filancanın yeni bir şeyi çıkmasından çok daha büyük etkiler yarattı senin her single'ın tek tek. Yani bu açıdan zaten sanat da evet, aslında tabii ki bu değil midir abi? Tabii hani tepkiye bu muhtaç bir şey değil midir? Tabii ki bu. Özellikle günümüz dünyasında hani birçok şey var. Amerika'dan ithal ettiğimiz işte politik doğruculuktan tut, bir sürü duyar kasmalara ve sosyal medya linçlerine ve yaşadığımız hani zamandan kıymetli, değerli bir şeyimiz olmamasına rağmen zamanımızı hani birbirimizi vurup kırarak vesaire bu gibi şeylerle pohpohlayarak geçirdiğimiz bir dünyada tamam, ben de bazı şeyleri tartışma konusu yapmaya çalışıyorum. İyi ya da kötü. Bu platformda payım var mı? Bu olayların içerisinde payım var mı? Benim payım çok daha eskiye dayanıyor. Daha bu olaylar yokken ben zaten bunu yapmaya başlıyordum. Dolayısıyla insanlar yeni öğrendikleri için bazı şeyleri, işte benimle ilgili şarkı sözlerimle ilgili şeyleri. Ben diyordum ki eskiden de aynı şeyleri yapıyordum. Yani Hiciv, Neyzen Tevfik, Şair Eşref gibi isimlerin bize bıraktığı, Nefi gibi isimlerin bize bıraktığı yegane şey. Sanat zaten bir insanı tartıştırmayacaksa, yani tepki verdirmeyecekse niye yapılır ki? Yani o yapılan şeyin bir sanat olduğunu da düşünemeyiz gibi geliyor. Bizden önceki kuşaklar hep bir romantizm beslemişler. Yani gerçekliği çarpıtarak. Mesela atıyorum biri aldatılıyor ve aldatıldıktan sonra işte bir tek dileğim var, mutlu ol yeter falan. Ya toplumda böyle bir reaksiyon yok. Bu bir gerçek bir şey değil. Ya da işte nikahına beni çağır sevgilim falan. Ya böyle bir şey yok. Hani onu dinleyenlere de saygı duyuyorum. Hani yanlış anlaşılmasın. Bizim toplum, yani bizim kuşak bu romantik tavırla çok büyütüldü. Ama biz baktık ki gerçeklik böyle değil. Dolayısıyla bu gerçekliği kırmamız gerekiyor. Bu bir tabu. Hani bu tabuyu yıkmamız gerekiyor. İşte şarkılarda küfür olur mu? Olacak. Yani ben yaptım, oldu. Yani olay bu. Mantığımız bu. Dolayısıyla böyle birazcık aykırı bir noktadan giriş yaptım. Hani ülkenin gündemine, kariyerimle ilgili şeylere. Ama işte şu anda yeni yeni dediğim gibi konuşulan, düşünülen şeyler o sanat eserinin içeriğini parça pinçik, adeta bir magazin muhabiri gibi cımbızlayarak kelimeleri, bak şurada buraya gitmez mi laf, bak burada buraya gitmez mi laf, bak burada şöyle bir sıkıntı yaratmışsın gibi inceleniyor. İncelensin, hiçbir sıkıntı yok. Yani bu linçlere de okeyim. Zaten hani insanlık o kadar garip ki şu anda Picasso'yu da yani eleştiriyorlar. İşte yok, yaptığı tabloda çok cinsiyetçiymiş falan. Aynı şekilde işte gelen sergisinde gelen bir insan demiş ya, bu ne ya, böyle balık mı olur falan diye. O demiş ya, balık değil, resim o falan diye. O da güzel. İşte sanatımızın hani yapmış olduğumuz şeyin gerçek dünyayla, realistik dünyayla değerlendiremeyeceğini buradan diyorum. Yani soyut bir şeydir sanat ve sana bir şey kazandırdığıyla ilgilenmez. Sana bir şey veriyor da vermiyor. Sana ne verdiğiyle ilgilenmez.
Dolayısıyla sanat özgürlüğüyle ifade özgürlüğünün çeliştiği bir noktadayız şu anda. Herkes bir yerden, Amerika daha da beter bir durumda. Yani. Bu aslında güzel bir saptama bu. Sanat özgürlüğüyle ifade özgürlüğünün çelişmesi meselesi. Bu genelde ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama duyduğum bir şey değil aslında. Siz de daha önce duymuş olup benim duymadığım bir şey galiba. çok özür dilerim. Estağfurullah. Lafınızı bağladım. Yok sen arada sırada politik doğrultuda da geçiriyorsun abi. Ben başka sanatçı arkadaşları da sohbete katmak istedim ama onlar... Peki özür dilerim tamamla ne olursa. Yok sen de politik doğrultuda sırada yani ben de tabii diyorum. Sinirleniyorum tabii ki. Şimdi bu Kediler Aslan Olmaz son single... Ona sus, bana es, lütfen ağlamayı kes. Abesle iştigal durumda, tek taraflı koro ses. Size gelince hırs, sanat ama... Yanlış çevirmişler abi. Size gelince hür sanat bu, bize gelince sert defans. Pardon, nereden? Evet. Yok, yanlış çevrilmiş. Çevirmiş değil, yanlış. Yok, ciddi. Yanlış yazılmış. Şey değil, şarkı, şimdi şarkı normalde cuma günleri yayınlanıyor ya. Bazı çok sıkı takip eden insanlar saat farkından dolayı gidip bazı dağıtım firmalarından hemen alıyor o şarkı. Yani Spotify, işte Apple gibi daha başka ülkelere VPN'le ayarlıyor mesela. Bizden önde olan ülkelere. O şarkı sözlerini Genius'ta sanırım girmiş. Evet. İnsanlar da bu lirik bölümünde Genius'tan alıyor ama... Onu arkadaş, çeviren arkadaş artık, çeviren dediğim belki de Türk de değildir bilemiyorum da... Hmm. Belki de Türkse ama gerçekten yani dinlediği şeyi anlamakla ilgili çok büyük bir sıkıntısı var gibi bir sorun var yani. Size gelince hür sanat ama. Evet. Bu bize gelince sert defans. Peşin hükümlü bir kümes, panikliyorsa Rönesans rap. Almayın beni bu kanala sokmayın. Anlayın beni bu kanala sokmayın. Hangi takım şampiyonsa... Onu tutandan onu olmayın. Onu tutandan olmayın. Eleştirin, değiştirin, bir kendinizi geliştirin oldu. Falan. Neden? Yani vallahi sana o kadar üzülüyorum ki... Niye sen kamerada bunu seçtin? Yani mesela bütün arkadaşların böyle... Yani ya Allah aşkına bir sandalye ver. Çok özür dilerim. Vallahi çok üzülüyorum. Bir sandalye alabilir miyim ya? Yani o kadar üzülüyorum ki yani burada ayakta bir de o çok ağır yani onu taşıyorsun. Gel otur gel. Ne olur otur ciddi söyle. Lütfen otur ya şey yapmayın. Ne söyleyeyim bir çay kahve bir şey. Arada bak arada onlar gibi TikTok'a da giremiyorsun şöyle. Onu çek beni niye çek bu kadar yakın. Ha, rahat rahat oturarak onlar gibi kaykıl arkana şöyle. Bak dünya yakışıklısı adam burada. Değil mi? Peki, bunu hepsini oku tabii bu senin dilinden, senin müziğinle dinlenmesi gerekiyor. Fakat burada tabii ki her seferinde ben sende hep uzun lirikler görüyorum. Hı-hı. Yani böyle işte nakarat yapayım, arada bir yapayım, ondan sonra tekrar haydi aynı nakaratı söyleyeyim. Ne oldu ayol? Gel. Ya lütfen rica ediyorum ne olur ya Allah aşkına otur ya. Ya bir bölüm otur. Niye? Onların sana göre ne şey var? Arada seni şey mi kekliyorlar mı acaba? Sen çok yakışıklısın. Ayakta sen durmalısın. Biz çok kısa boyluyuz. Çirkiniz gibi. Peki. Vallahi rahat rahat hiç şey yapma. Sabit bir yere al. Onu da şey yapma netlikle filan. Evet. Eskiden neydi? Neydi kameramanlar eskiden? Abi herkes ayaktaydı. Cart oraya çekiyor. Cırt buraya çekiyor falan. Şimdi böyle evet. Peki uzun lirikler var. Ve bir hikaye anlatılıyor mutlaka. Tespitler yapılıyor ve bir hikaye başlıyor ve bitiyor. Bu herhalde fark edilen anlaşılan bir şey değil mi? O yüzden bu kadar tutuyor ya da o yüzden bu kadar çok seviliyorsun. Yani biz yavaş yavaş oldu ya abi. Şöyle söyleyeyim yani şarkı sözlerimde bazen işte politik yermeler oluyor. Hmm. Bazen kendi fikirlerim oluyor. Bazen de hikayeleştirdiğim şeyler oluyor, eserler oluyor. Mesela hani dediğim gibi hani bir şey yaparken bir önce mesela aşkla ilgili bir şarkı yaptıysam bir sonraki konunun farklı olmasını istiyorum. Hmm. Bir sonraki konunun farklı olmasını istiyorum. Dolayısıyla insanların 24 saatine hükmetmeye çalıştığım için... Yani eserlerin bir şekilde onların her anına uyabilsin diye... böyle bir kitle oluştu, kemik kitle oluştu. Bazen beni eski dinleyicilerim mesela eskiden çok daha politik, küfürlü, sert sözler yazdığım için... işte
yeniden böyle yap, yeniden böyle yap, yeniden dön falan ama... Dediğim gibi yani müzikle beraber biz de büyüyoruz. Kendi sanatımız da evrimleşiyor, gelişiyor. Dolayısıyla hani bazen birazcık hani sözlerimiz nasıl anlatayım kavramsal olarak doğruyu daha belki de ağdalı bir dille anlatmayı tercih ediyor olabiliriz. Bu ticari kaygılarla vesaireyle alakalı bir şey de değil. İnanın bana çünkü zaten internet üzerinden şarkılarımı sunuyorum. Yani YouTube 2005'te 2006'da falan kuruldu. Yani o tarihten beri şarkılarımı hep orada buluşturuyorum dinleyiciyle. Dolayısıyla böyle geniş bir kitle oluşuyor ve onlar arada sırada didaktik işte altı dolu referans alabilecekleri işte mesela atıyorum hangi takım şampiyonsa onu tutandan olmayın gibi bazı yol gösterici şeyler de söylüyorum. Bunlar hoşuna gidiyor ama bazen de kimisi aman tamam herkes bir şey söylüyor kafam artık çok şişti falan işte eğlenceli bir şeyler yap falan da diyen oluyor. Dolayısıyla o eğlenceli şeyleri de işte mesela mekanın sahibinde değindiğim konuya çok eğlenceli bir şekilde aldım ele. Dolayısıyla insanlar eleştirdiğim şeyi bir yandan evet haklı derken bir yandan da gülümsedi, güldü. Belki işte beyaz yakalılar şirkete gittiklerinde açılın mekanın sahibi geldi deyip günlerine başladılar falan. Yani böyle bir kültüre ekstradan bir şey kazandırmış olduk. Bir kelime, bir düşünceye, bir ne bileyim an kazandırmış olduk. Dolayısıyla sanat hepimiz gibi, herkes gibi, herkes hayatına nasıl devam ediyorsa ben de bu anın içerisinde onlara bir şey sunarak o anı paylaşmayı tercih ediyorum. Bazen böyle benim de sinirlerim bozuluyor. Bazen çok agresif sözler yazabiliyorum. Mutlaka hatalarım vardır. Hatalı şeyler de yapıyor olabilirim. Ama dediğim gibi kimse mükemmel değil. Ben de zaten mükemmel olmaya çalışmıyorum. Yapabildiğim, sunabildiğim şeyle hayatımı devam ettirmeye çalışıyorum. Ama her sanatçının hayali aslında yaptığın şey. Bir yandan bir şey söyleyeceksin. Altında bir tartışma çıkaracak, düşündürtecek bir şey olacak. Bir yandan da onu mümkün olduğu kadar çok kişiye duyuracaksın. Yani çünkü sanatın her zaman varmış gibi görünür ama gerçekte öyle bir konforu yoktur. Yani ben öyle bir şarkı yaptım ki anlamadılar ya da ben öyle bir oyun sahneye koydum ki kimse gelmedi çünkü anlamadılar. İşte ben öyle bir resim yaptım ki kimsenin görmesine gerek yok zaten bu resim onları aşar gibi bir konforu yok hiçbir sanatçının. Yani herkes optimumda olmak ve maksimum kitleye erişmek ister. Dünyada hiçbir sanatçı yoktur. Yani bazı salaklar var öyle. Ben filmlerimi herkese yapmıyorum diyen falan. Kime yapıyorsun? Yani hani resim de yapmıyorsun ki evde arkadaşlarına gösteresin. Sinema filmi yapıyorsun. Bir teknoloji, bir bütçe isteyen ve daha sonra da işte ya bir platformda ya da bildiğimiz konvansiyonel anlamda bir sinema salonunda gösterilmesi gereken bir Charlie şey. Charlie Chaplin'in lafı var ya Einstein abi. Beni anladıkları için seni anlamadıkları için alkışlıyorlar diye. Çok da hazır cevap canım. Hayır. Peki. Şimdi bu konserler Aralık'ta, Ocak'ta ve Şubat'ta 3 ay dolaşıyorsun. Şu anda da dolaşıyorsun. Aralık, Ocak, Şubat'ta da dolaşıyorsun. Yaz boyunca zaten bitti abi. Şu anda hani kışlık bir şey yaptık, turne yaptık. Genelde Ege bölgesine falan gideceğiz. En azından Sakarya, Denizli, Balıkesir, evet. Çanakkale, Kütahya, Niğde, Ankara, Eskişehir, İzmir, Afyon, Kocaeli. İç Anadolu ve Ege. Mevsimden dolayı bazen çünkü şeyler oluyor, eleştiriler oluyor. Mesela doğuya niye gelmiyorsunuz falan. Hani kışın tercih edilebilecek bir şey değil. Bir de bunu konser organizasyonunu yapan, hani turnemizi yapan insanlar karar veriyor. Kaç bence kişilik özür dilerim, böyle soracağım. Kaç kişilik bir ekip çıkıyor turneye? Yani canlı çıkıyorsak, bazılarına canlı tercih ediyoruz çünkü. 10-12 kişilik bir ekibimiz oluyor. Bir de teknik ekip. 12 kişi tamamen hallediyoruz yani orkestra dışında. Onun dışında orkestramız yoksa DJ ile ben bir yere gideceksem o zaman ekibimiz 6 kişi falan. Peki rahmetli Ferhan abi bütün bu turneleri hayatı boyunca gezdiği işte hem Türkiye içerisinde hem yurt dışında bütün bu turnelerden bir oteller kitabı çıkardı. Süper. Sende nasıl hikayeler var otellerde? Yani bu da yani, ilk akla gelen o da yani bir yandan da otellerde geçen bir hayattan söz ediyoruz. Evet. Ve her otelde herhalde bugünlerde biz de ekip olarak ben farklı ekiplerle bir de üstelik öyleyim yani otellere gidiyorum ve tabii başka bir hayat şekli yani uzun bir süredir akşamları normal bir saatte eve gidemiyorum. Ama
Turneye gittiğimde, o şehre gittiğimde mutlaka orada bir sosyal ilişkiler durumu içerisinde olmam lazım. İşte gittiğim otelde de sosyal ilişkilerim var. İşte turneyi yapan insanlarla da sosyal ilişkilerim var. Orada karşılaştığım insanlarla sosyal ilişkilerim var. Neredeyse bir oyun oynamak kadar bir de bir sosyal idare yapıyorum. Çünkü işte konserden sonra hemen koşarak otele mi gidiyorsun? Bir yere yemek yemeye gidiyor musun? Yok, direkt otele gitmek zorunda kalıyorum. Çünkü performans sergilerken yaklaşık 1-1,5 saat kadar sahnede kalıyorum abi. Çok terliyorum. Dolayısıyla hemen bir duş almam. O hani teri yemek almam lazım. Yemek yenilmiyor mu? Yok, ondan sonra. Genelde ama otelde dönüyor dünya. Otelde. Çünkü bir yere gidip hani bir şey yemeye kalksak zaten o yediğimiz şey de soğur. Fotoğraf çekilmekten. Yani... biz öyle, biz salağız ya vallahi. Vallahi salağız ya. Abi. Yani ama hakikaten biz yani gidiyoruz çünkü ondan sonra orada da hani bizi ağırlamak isteyen, çünkü bizim memleketin yemekleri çok güzel. Her gittiğin yerde o yemekleri yemekle adamı vururlar vallahi, yani onları yememiz lazım. Onlarla biz gündüz yapıyoruz abi onu. Gündüzleri yapıyorsunuz. Evet. Ama yani biz hepimiz kilo alıyoruz, geliyoruz. Bazı illerimiz daha da kilo teride katkılı. Teride üstümüzde soğutuyoruz. Evet, evet. Evet, hakikaten. Yani mutlaka. Ama müzisyenin, ama öyle bütün dünyada müzisyenler biraz daha otel adamıdır onlar. Yani daha doğrusu müzisyenlerle tiyatrocuların şöyle bir farkı var. Müzisyenler bizden farklı bir hayat yaşıyorlar. Onun için hemen otele gitmek zorundalar. Biz genel yerlerde durabiliyoruz. Bizimkiler öyle ha? Yani havaya söylüyorsun herhalde. Hiçbir şey duymuyoruz. Yani yani de bakayım Ödülcüğüm. Yani. Yani. Müzisyenler var ama bizim müzisyenler de artık tiyatrocu yani onlar da. Onlar da müzisyen gibi değil. Nerede onlar, biz o... Nerede o eski Rolling Stones'lar? Yani. Sen bizden ne istiyorsun? Sabahlayalım yani. Mı deri kıyafetler, ne istiyorsun? Evet, ben öyle bir şey hayal etmiştim. Peki siz ne yapıyorsunuz? Çok mu efendisiniz otelde? Abi ya yani normal sosyal... Ya niye merak etmeyeyim? Ben bir sanatçı arkadaşımla karşılaşıp illa televizyon programı yapıyorum ama diye... Ama insanı otelde çok mu efendisiniz diye sorulur. Ne yapılır insan... Otel orası yani onun özelliği... Otel orası, otel efendi bir yer. Yani orada ne yapıyor? Mesela cam çerçeve indiriyor musunuz? Odaları dağıtıyor musunuz? Yok abi, ben yok. Çok sıkılırım mesela hani... odaya geçtikten sonra falan hemen dışarı çıkalım. İşte atıyorum bulunduğumuz yerde... Ne bileyim, tarihi görülebilecek bir şey varsa ya da bir müze varsa ya da ne bileyim orayla ilgili mesela diyorlar ki işte falanca filanca yerde bilmem ne şelalesi çok güzel. Okey tamam, gidelim oraya. Tamam, gezerim yani. Ben bir kere o gündüzleri anlatıyor, sen geceleri. Sonra arkeoloji müzesi açtırmayan ne olsun bak bundan sonra, evet. Oyundan sonra mı? Oyundan sonra. Ya gidip görmek güzel bir şey yani. Gündüz geziyorum diyor. Evet, Okan abi birazcık geceye çekip olayı biraz artı 18'e çevirmeye çalışıyor. Okan gece ne yapıyorsun diyor. Onu soruyor. Hayır, ben vallahi artı 18'e çevirmeye çalışmıyorum. Yani ben yapacak bir şey pek bulamıyorum. Yemek yemekten i̇lham başka da onun için. Ya. İlham almak istiyorum. Çünkü sen hep geziyor. Abi şöyle söyleyeyim. Şu anda farklı olay. Çünkü niye 12'de müzik yasağı var ya. Evet, çok doğru. Erken sahneye çıkmak zorunda kalıyoruz. Evet. Kaçta çıkıyorsunuz sahneye? Mesela atıyorum bazı yerlerde 10.30'da falan sahneye çıkıyoruz. Ve 12'de hani bizimle beraber. Polislerle beraber gibi. Bitiriyoruz yani hani. Hadi kapatın sesini falan diye bitiriyoruz sesini. İşte müziği falan. Biz otele dönüyoruz hani, ben dediğim gibi hani bir ter atmam lazım vesaire. Ondan sonra işte çorbasıdır vesairesidir, hani kahvesidir. Günlük bir ekibimizle toplanıyoruz. Nasıl geçti, nasıl gitti, işte yarın ne yapacağız falan. Bunların planlamasını yapıyoruz. Sonra odalarımıza çekiliyoruz. Yani hani böyle bir ekstrem bir rockstar hayatı gerçekten hani. Yok. Zaten hayır, bir de zaten sanatçıyı kabul eden bir ülkemiz var. Benim turnede en çok duyduğum şey, lütfen dinlenin. Ya ben diyorum bu kadar yorgun gelmedim buraya. Lütfen sizi şurada dinlendirelim, burada dinlendirelim. Çok aç gelmişiz gibi. Yani biz İstanbul'dan turneye gittiğimiz zaman... Tiyatrocu açtır. Tiyatrocu, yani bir yokluktan gelmişiz. Yani İstanbul'da hiçbir şey yok. Ondan sonra siz çok açsınızdır. Hemen yiyin ve çabuk dinlenmeye başlayın. Yani. Abi de şimdi konuşurken... Atıyorum magazine malzeme vermemek. Magazine malzeme vermemekle ilgili çok dikkat ediyorum kelimelerimi seçerken.
Çünkü o kadar saçma bir şey oluyor ki. Mesela bir talk show'a katılmıştım. İbrahim Selim'in talk show'una. Şey, rahatsız olmadınız inşallah diye mi? Yossi'ye bir döndün ama konuşuyor adam. Ben o tembihledim halbuki. Lütfen rahatsız etmeyin diye, buyurun. İbrahim Selim'in talk show'una katıldım abi. Aynı böyle muhabbet ediyoruz. Orada mükemmel olan, bayılıyorum. Süper. Abi. Böyle alkol alabiliyoruz falan. Muhabbet ediyoruz bilmem ne. Böyle bir durum var. Programda işte konu şeye açıldı. Bu nudistler, işte Almanya'daki olan şeyler falan hani. İbrahim Selim mi açıyor bunları? Yok yok. Böyle işte ona bir soru geliyor. Konu laf lafı açıyor vesaire falan. Muhabbet tabii oraya gidiyor. Ne kadar gidiyor efendi falan. Görünen bir çocuk değil mi? Bak, ben mi? Hayır hayır, İbrahim Selim. İbrahim, okey tamam, ben almıyorum. Sen her zaman. Sen her zaman efendisin. Evet. Sağ olasın abi. Ha. Şeye işte konu laf lafı açtı falan. İşte bizim arkadaşlarımız şey tropik adalarda falan Seyşellere gitmişti bir arkadaşım falan. Onlarla katılsaydım falan hani ben de bu işte atıyorum çıplak denize girmek falan bu gibi şeyi şahsi olarak deneyimlemek isterdim. Hani dedi niye? Arkadaş. Çünkü ben dedim. Şahsi olarak işte atıyorum deneyimlemek isterdim. Ama dedim hani böyle Almanya'da vesaire falan hani nudistlerin olduğu yerlerde falan imkansız gurbetçiler hani abi falan diye görürler diye bunu istemiyorum falan tarzı konuştuk. Ertesi gün magazin başlık atıyor. Çıplak güneşlenmek istiyorum. Evet abi. Şimdi ben bunu görsem ana sayfamda hani içeriye zaten millet bakmıyor ya. Bu ne biçim haber yani, anladın? Evet. Yani cımbızlamışlar oradan kelimeyi. Halbuki biz onu konuşmadık. Rahat rahat söyle abi. Ama yani yok bunu, abi yani. Hayır, bir de bunun hiçbir zararı yok ki. Mesela yani senin mesela herkes çok efendi ya, aslında bakma. 90'lı yıllarda çok harş hurştu bu işler. Yani artık 2021'de hakikaten çok efendi. Çok efendi yani bir efendilik başladı. Görünmeye gerek var mı acaba? Ya ben hep çıplak denize girdim ve hep de çıplak ya mesela ben gece denize girmeyi çok seviyorum arkadaşlarla. Ne iyi oldu, nasıl yani nege pijama giyip girmeyeceğim herhalde. Gece zaten karanlık. Bir de mayoyla dolaşmıyoruz ki hani gece hadi şuradan atlıyoruz dediğimizde gece ben çok çıplak denize girdim. Ama onların hepsi öldüler çıplak denize girdiğim insanlar. Ben kaldım. Şimdi çıplak denize girecek arkadaş bulamıyorum. Ya hepsi artık öldüler. O zaman ne güzel buldun çıplaklardı artık onlar ama yani abi insanlarımız bir de bu senle sohbeti ben magazine şey yaparak madem çıplak denize girmek istiyorsun. Abi bak sevgili arkadaşım. Madem istiyorsun ben seninle bir tatile çıkalım. Tamam. Sen bir tatile çıkalım ve tatile çıkmadan önce de açıklama yapalım. Bu bizim bu yaz mutlaka ve de bir turne programı ayarlayalım. Tamam abi. Şu koylardan çıplak denize gireceğiz. Evet. Pekala. Abi ne şimdi oldu? Şu sohbet ve muhabbeti mesela atıyorum bunu bu ama şekilde özür dilerim Haber Global editörü var bir tane sürekli bana gol atıyor şeyden Twitter'a falan öyle şey yapıyor diyor ki mesela ben şey diyorum Z kuşağından harç etmiyorum falan filan diyerekten bana da öyle Twitter'da diyorlar ki ulen bilmem kim biz de senden haz etmiyoruz. Halbuki konunun bağlamı o değil ama editör bizim editör şöyle bir buna şöyle bir başlık atacaktır. Beraber çıplak denize girmeye karar verdiler. Hop, içerik kesinlikle araştırılmayacak. Araştırılmayacak. Sıkıntı yok ama böyle şeylerin de insanların gündemine gelip en azından gerçekten birazcık o havayı yumuşatması gerekiyor abi. Evet. 20 senedir ben böyle çılgınlıklar yapan falan bir sanatçının adını bile duymuyorum. Hayır böyle bir şeyin konu olduğunu da duymuyorum. 20 senedir megastarlar ülkenin siyasetçileri. Öyle mi? Tabii canım. Yok ya. Kesinlikle abi yani. Hani artık bıktık yani, anladın? Hani birinin 9 kanalı var, birinin 8 kanalı var, birinin bilmem kaç kanalı var. Evet. Sabahtan akşama kadar bu. Ya bu gibi delilikleri, çılgınlıkları bırakın da sanatçılar yapsın ya. Evet. Sabah akşam yatıyoruz, kalkıyoruz, siyaset, siyaset, siyaset. Öbür taraftan aman lafıma dikkat edeyim, politik doğruculuk. Öbür taraftan işte hayvanseverleri gücendirmeyeyim, feministleri gücendirmeyeyim. Evet, bunları gücendirmeyeyim, şunları gücendirmeyeyim. Abi yeter. Bu baskı ne ya? Harikasın. Ben bıktık o kadar anlaşıyorum yani ki bu adamla kafa olarak yani. Niye bu yaz böyle yaz bir yaz aylarını sabırsızlıkla bekliyoruz. Hayır ben niye böyle bir tatile çıkmıyoruz? Ha çıkıyorsunuz artık. Çıplak. Çıkıyorsunuz. Çıplak. Haziran gidiyorsunuz en geç. O kadar tatile olsun. Bak mayo satın alırsan ağzına biber sürerim.
Tamam abi. Peki. Şekerim. Diğer konuklarımızla beraber de bize eşlik edersen birazcık daha hep beraber seve otururuz. Seve. Peki bu Kediler Aslan Olmaz'dan biraz konuştuk. Hepsini anlatamadık tabii ki. Ve sürekli turne. Biz bunları nereden göreceğiz? Senin Instagram hesabından mı göreceğiz? Turneleri nereden öğreneceğiz? Hangi şehrimizdesin? Hangi gün? Hangi saat? Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapıyorum. Gerçi onu da fazla kullanmıyorum abi. Çok eleştiri alıyorum. Farkındayım. Ama yani oldukça işimizle ilgili sosyal medya ile ilgili bir şey paylaşıyorum. Yani oradan edinebilirler bilgiyi. Zaten şöyle bir şey var. Bir turne yaptığınız zaman o şehrin atıyorum o turneyi organizasyonu gerçekleştirecek arkadaşlar işte o haberi duyurmakla ilgili mükellef oluyorlar. Atıyorum billboardlara falan ya da başka yerlerden bir şekilde insanlara ulaşıyorlar falan. Ya sahnelerimiz güzel geçiyor. Bu arada sadece şarkı söylemiyoruz. Ya benim sahne performansında sadece şarkı söylemek de yok. Aralarda konuşuyorum. Aynı bu şekilde. İşte şarkının bazen şarkının hikayesini anlatıyorum. Bazen o gün gündem güncel bir olay olduysa onu değerlendiriyoruz falan. Yani sahnemizin sürekli dolu geçmesini de ben şeye de bağlamıyorum. Şarkılarımın çok dinleniyor olmasından dur şehrimize şu adam geliyor dur onu da görelime bağlamıyorum. Çünkü ben 2006'dan beri hep kapalı gişeyim. Maşallah. Yani. Maşallah. Alkışlıyoruz Norman'de. Hanımlar beyler, Yosif Mizrahi, Şebnem Özinal, Seninle Evlenir Miyim oyunuyla ve Zeynep Özyağcılar En Güzel Parçam oyunuyla bize katılıyor. Oyuncularla beraberiz. Bugünlerde biz de sürekli turnede olduğumuz için artık dertlerimizi anlatır. Ağlarız sabaha kadar. Evet, peki. Önce Şebnem'e soralım. Bu nedir bu oyun? Ne oluyor bu oyunda? Bu oyunda klasik kadın erkek ilişkileri çok basit bir dille aslında herkesin yaşadığı şekliyle anlatıyoruz. Ama tabii ki bizim harika oyunculuklarımız yani bir komedi çerçevesinde işleniyor kadın erkek ilişkileri. Evet, peki biraz bilgi verelim seyircimize. Türk Tiyatrosu'nun duayen ismi Haldun Dormen, öğrencileri Şebnem Özünal ve Yosif Mizrahi ile yılın komedisine imza attı. Seninle Evlenir Miyim oyununu da Barbaros Uzunöner yönetti. Birbirlerine zıt karakterlere ve yaşam tarzlarına sahip olan Baran ve Cansu bir gün vapurda karşılaşırlar. Bu karşılaşmadan ikisi de farklı hislerle ayrılır. Baran ilk görüşte aşık olmuş, Cansu da ilk bakışta nefretin ne olduğunu anlamıştır. Baran planlı bir şekilde yalanlar söyleyerek kendini bambaşka biri olarak tanıtır. Cansu bu yalanlara inanır ve yeni bir aşk başlar. Peki ya yalanlar ortaya çıkınca neler olur? Cevabı sahnede. Abi şimdi biliyorsun, hani sen de çok iyi biliyorsun, dünyanın en eski hikayesi kadın erkek ilişkisi. Ve fakat ki en fazla da evrileni esasında. Doğru. Yani bundan 30 sene önceki aşklarla bugünkü aşklar bambaşka. Bundan 150 seneki önceki aşklarla bugünkü aşklar arasında. Evet. Onlar da sende mi? O gelecek. Vay be. Çok güzelmiş. Yani dolayısıyla en çok evrilen. Fakat hiçbir zaman eskimeyen ve herkesin de hayatından bir takım parçalar bulduğu bir oyun esasında bu. Ben oyunu ilk okuduğum zaman şey demiştim. Bu ne lan dedim, komik değil bu oyun. Evet, bizim ödümüz koptu, ben, hiç gülmedik. Ben hani bazı oyunlar öyle ama tekst okunduğunda ele vermiyor kendini. Sonra ne provalarla beraber anlaşılıyor. Yani provada da anlaşılmadı da ilk seyircide anlaşıldı. Şöyle oldu esasında. Hani provalar yaparken ben Barbaros'a dedim ki sağ olsun hakkını da teslim etmem lazım orada. Dedim ki bana biraz müsaade eder misin? Biraz senaryo doktorluğu yapayım mı ben bu işe dedim. Tamam abi sıkıntı yok dedi. Yani ben yapmadım sanki. Niye kendine bir şey abi düşün? Ben bununla uğraşamıyorum galiba. Siz ömrümü yedi benim 30 senedir. Hoşlanıyor musunuz? Yani o aktör aktrist olarak. Bayılıyoruz birbirimize. Hakikaten mi? Deli gibi. Bazen çünkü bu çok çok değerli bir şey. Bazen insan yani bütün ekibi sevmesi, sevmemesi başka şeyler gösteriyor. Ya bizim tabii 30 senelik bir arkadaşlarımız var. Dormen Tiyatrosu'ndan gelen. Hani bizim sahne üstündeki o hani işte ensemble dediğimiz şeyi biz çok iyi yakalamış durumdayız. Ya yani ben onun gözünün içine baktığım zaman dün akşam ne yediğini bir anlayabiliyorum yani. Dün akşam ne yediğini. Evet. Çok acayip. Ya ben mesela ya başka bir şey yani söylemiyor da bu. Bak birader. Ama söylemiyor.
Hakikaten ya bu tiyatrocular aç abi, aç. Vallahi aç. Yani mesela başka bir şey olsa, mesela adam bir şirkette çalışıyor, ben vallahi diyor çalışma arkadaşımın gözlerine bakarım, ne demek istediğini anlarım falan. Bunlar birbirlerinin ne dediğini anlıyorlar. Yani lokmalarımızı sayıyor. De yok, onu söylüyorduk ya. Ben turneye yemek yemek için çıkıyorum. Evet. Yemek yemek için çıkıyorum. Ya size bir şey söyleyeceğim. İstanbul'umuz, bütün oyuncular özellikle bunu çok iyi biliyorlar. Tabii iş seyahati yapan insanlar, memleketi karış karış dolaşan birçok meslek var. Birçok meslek erbabı var. Ama tiyatrocularda hasbelkader hem seslerini çıkarmakla beraber yine bir dağıtımcı gibi, bir müfettiş gibi, bir şirket mümessili gibi, müdürü gibi, denetmen gibi falan filan Türkiye'yi dolaşanlar gibi tiyatrocular bu işi biliyorlar abi. Tiyatrocular da onlar kadar yemekten anlıyor ve hepimizin gördüğümüz şey İstanbul'da yemek yenmez. Evet. Nokta. 2 daha 4 nokta. Aynen. Çünkü bu İstanbul'un 20 milyon nüfusuyla artık lezzetli yemek imkansız hale geldi. Lezzetsiz yemeklere, sağlıksız yemeklere dünyanın parasını ödüyoruz. Çünkü bütün lokantalar, esnaf, küçük, büyük, iri, pahalı, ucuz, bütün lokantalar şunun farkındaki 20 milyon insan yaşıyor abi. Birine çak tokatı, öbürünü zehirle, birikini memnuniyetsiz gönder. Fark etmez, arkadan geliyor aptallar. Tabii. Bu kadar basit. Ve Ankara'ya gidiyoruz abi. Ankara'da nereye gider? Allah'ım elimizi kolumuzu yiyeceğiz. Ne kadar lezzet, ne kadar lezzetli. Konya'ya gidiyor. Ay ne kadar lezzetli. Ayol, biz Afyon'a gittik de ben bilmiyordum. 7. gurme şehir seçilmiş Afyon. Ya bütün Anadolu, güya İstanbul'da bütün Anadolu var ama İstanbul'daki bütün Anadolu lezzetsiz. Anadolu'daki bütün Anadolu çok lezzetli abi. Çok ya, bir kere hani şimdi orada yetişen hayvanınla herhalde alakalı diye bir düşünüyorum. Hayır, orada yetişen insan abi bence. Ya insan ayrı bir şey tabii ki. Bir de tabii şöyle de bir durum var. Hani İstanbul'dan sanatçılar... Nasıl ya, bayılıyorum. Her programa geldi. Müthiş bir ikimiz ikili oluyoruz yani. Olacak gibi diye. Orada yetişen hayvan diye başlıyor. Yani işin hani işin kökeninden alıyor. Yani Allah. Bununla da girsen. Ya Nihat gibi Survivor'a giderken keçiyi anlatıyordu ya çocuk. Evet, yani onun ya. Gibi oranın hayvanı. Metin Serezli rahmetli derdi ki eskiden otobüsle giderdik turnelere. Tabii. Ya hala da arabayla geçiyoruz. Ha. Hani şehirden şehire. Biz böyle... otobüsle gidiyoruz vallahi, sizin abi arabanız siz kan... Belli bir arabası varmış ayol. Abiciğim, bir dakika, kaç kişisiniz ya? Abi siz kalabalıksınız abi, biz iki kişiyiz. Ha? İki kişiyiz abi. Biz ne zaman uçağa biniyoruz canım? Çok mecbur kaldıkça. Hayır, bir noktadan... Ne zaman uçağa bin? Biz uçağa falan binmiyoruz. Abi Antep'e... Neyle gitti? Arabayla gitmedi ki, uçakla gitti. Ya İskenderun'a da artık arabayla gitmeyelim, müsaade et de yani. Arabayla gidilebilir. Tamam, buradan Ankara'ya. Arada uçağa da biniyoruz ama hep ucuz şeyler. Biraz daha ağlayalım. Bir dakika, bitiremedim. Şeyleri gördükçe otlaklarda otlayan koyunları işte... keçileri, bak, inekleri derdi Doğan, ki... koyunlar moyunlar derdi ki yani lezzetli hayvanlar bunlar derdi. Nasıl ya? Rahmetli Metin. Çünkü ot yiyorlar ya. Ha, o yüzden. Suni yemiyorlar. Ya bak, biz geçen hafta daha turnedeydik işte. Ankara, Eskişehir, Afyon, Antalya yaptık mesela. Güzel. 4 gün. Güzel. Kendi arabamızla gittik bunu. Güzel. Evet. Onun için... Ay, kendi arabaları var ayol bunlar. Ama anlaşmamızda yazıyor. Hangi kamera benim? Hangi kamera benim? Ne oldu, gittin oturdun oraya? Abi çocuğa o kadar konuştum ki kanaldan sandalye yolladılar. Tepeden indi Emir. Evet. Emir büyük yerde. Peki nasıl geçiyor turneler? Çok güzel geçiyor. Çok iyi. Otellerde de çok eğleniyoruz. Yani gerçekten bizim için otel çok önemli. Özellikle de bizim biliyorsun keyif işimiz. Yani derdimiz oyun oynamak ve sonrasında keyifler yapmak. O keyif nedir? Yemek yemek. İşte içkiler içmek, sohbetler etmek, günün, turnenin, oyunun kritiğini yapmak bence en keyifli anları turnenin. Hiç vallahi bizde böyle olmuyor. Ne oluyor? Siz ne yapıyorsunuz? Ne oluyor? Ya bir şey söyleyeceğim. Ay, Okan, bir şey farklı bir şey. Ben bir şey söyleyeceğim. Yani, siz nasıl bir fashing ekibisiniz? Niye yani, olmuyor bunlar? Ya biz işte şeyimize tekste çalışıyoruz. tabii. Yani biz oyunu
tekstimizi çalışıyoruz. Odalara çekilip hemen ezber yapmaya başlıyoruz. Hemen. Ertesi gün erkenden kalkıyoruz. Jimnastik. Ay ne güzel. ne bu sanat kampı mı? Ne? Sanat kampı. Ülgen sanat kampı. Abi niye kızların üzerine ışığı yakıp söndürüyorsun bir anda? Elin mi şey yapıyor? Ver ışığı yavrum. Ver bakayım. Şu an geliyor. Ha geldi tamam. Bırak abi kapatma. Güzel. Tamam. Ha. Işığımızı da yaptı bu arada. Evet, ışığınızı yapmadım. Evet. Orada var arkadaşımız konuyla ilgili. Biz de öyle. Biz de sizin gibiyiz. Yani oyundan çıkıyoruz, yemeğe gidiyoruz, oturuyoruz. Biz oyundan çıkıp yalnız keyif yapmak için yemeğe gitmiyoruz. Şimdi onların anlatımında açlıktan gidiyoruz. Tiyatrocu oyundan sonra yemeğe niye gider? Yanlış anlaşılacak. Tiyatrocu... Niye gündüz aç mı kalıyorsun? Gündüz aç kalmıyor musun? Hayır. Şimdi oyuna da yemek yiyip çıkmıyoruz. Tiyatrocu saat 4'te yemek işini bitirir. Niye? Tamam, diyafram şişmesin. Evet. Gazlı içecek içmez. Kabuklu fındık fıstık yemez. Çikolata yapışır. Sonra 2 saat performans. Sonra aç kurt gibi... Nereye gömüyoruz? Aç diye gidiyorsunuz. 2 dakikada yiyip bitiriyor musunuz yemeği? Bir keyif yapmıyor musunuz? Biz asla. Keyif mi yapıyoruz turnede? Keyif mi yapıyoruz? Ay yapıyoruz tabii. Nerede yapıyoruz? Niye? Nazar değmez mi diye mi saklıyorsunuz? Sabahlara kadar yapmıyoruz tabii canım. Erkenden gidiyoruz. Sen Amedeus'tan mı bahsediyorsun acaba? Başka yerden bahsediyorsun. Amedeus'ta da ben öyleyim. Bu çok eğleniyorlarmış bunlar. Okan sen baba olduktan sonra bir şey yaşlandı, bir yaşlılık çöküyorsun. Hayır ben Norm Ender'e soruyorum işte, onu kıskanıyorum. Siz ne yapıyorsunuz? O çok edepli çıktı canım. Ne güzel işte. O da müzeci çıktı. Yani. Bizim sevmediğimiz şey müze. Biz belki çıplak denize girelim. Odamıza gidiyoruz. Evet. Daha ne performans? Ne yapıyorsunuz? Odanıza gidip Tolstoy falan mı okuyorsunuz? Hayır ben... Ben Tolstoy okuyorum. Ben Dostoyevski okuyorum. Hayır. Günlük Rus edebiyatı gıdama almam lazım. Peki size başka bir şey söyleyeceğim. Turnede bir tiyatro ekibinin başka tiyatro ekibini gördüğü zaman koşa koşa gidip sarılmasına ne buyrulur? Sanki buralarda hiç görüşmüyoruz. Hiç görüşmüyormuş gibi. Hiç karşılaşmıyoruz gibi. Bu çok acayip. Ay canım! Siz de buradasınız. Bazen havaalanında karşılaşır. Ay siz nereden biz? Ama bir hafif rekabet de olabiliyor. Yani ne kadar seyirciniz var? Aa öyle mi? Hafif böyle bir gözler titriyor falan. Tabii. Ay hiç öyle kötü insanlarla karşılaşır. Genelde mesela İzmir'de çöp şişçide karşılaşılır mesela. Evet. O çöp şişi meşhur. Böyle herkes birbirine iyi miydi? Öyle mi? Ben tiyatrocularla karşılaşmaktan çok mutlu oluyorum. Her yerde. Ona direkt organizasyon geliyor. Karşılaşmaktan mutlu olmadığım tek insan Teoman. Ve onunla çok sık karşılaşıyorum Teoman'la. Teoman'ı hiç havaalanında gördünüz mü? Hayır. Bak havaalanındaki Teoman'ı anlatayım, hiç şaşırmazsınız. O her yerdeki Teoman. Bu konuda bir hayal kırıklığı yok. Yani hepimiz böyle bavullarla falan filan bilmem. Anladın mı böyle nerede falan filan orada işte şeyde. Abi kaç kilo fazla çıkmış, hani ne kontrolde ödeyeceğiz? Filan kavga ediyoruz falan filan böyle. Hepimizin böyle bir şeyleri var Teoman. Telaşı. Her an her yerde albüm kapağı çekimi. Ve mesela görüşüyoruz o bana doğru yürümüyor. Ben ona yürüyorum. Benim ne mecburiyetim var 150 metre sana gelmeye? Yanına kadar gidiyorum. Teoman ne haber? Teoman ne haber? Sıkılıyorum. Yani bütün konuşma bitiyor yani. Hepimiz sıkılıyoruz. İşte uçağı bekliyoruz. Bizi alacaklar. Çok sıkılıyorum. Abi korkunç ya. O kadar yolu geri dönüyorum mesela başka uçağa bineceksek falan filan. Yani abi yani ama diğer bütün oyuncularla filan karşılaşınca hemen sarılıyoruz. Kimlerle sarılmadık? Havaalanında koşa koşa herkes birbirine. Teoman oyuncu değil belki ondan oluyor. Müzisyenler farklı dedi ki. Hayır Teoman özel. Özel mi o? O hep öyle duruyor bence. Tatil yarın bize kabareye gelecek. Bir aydır yazışıyoruz. Şimdi bana bak. Bana mesaj yazıyor. Okan. Bir arkadaşımı seninle tanıştırmam gerekiyor. Ama sıkılıyorum. Ne zaman geleyim? Ben cevap yazıyorum. Çarşamba 2 saat, 3 saat
Yarım cevap gün yok. Hiç cevap yok. Sonra şöyle bir ya, sonra şöyle bir şey yazıyor. O gün olmaz. Bu sefer ben ya ben salaklığıma doyum. Açıyorum önüme takvimimi. Ondan sonra. Bir gün seçiyorsun. Oturuyor. Buna şeyleri yazıyor. Tik 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 tik. Perşembe öğleden sonra 4. O olmazsa cuma işte 11. O olmazsa cumartesi bilmem ne filan falan. Bir gün geçiyor. Ya hiç vaktim yok benim. Bir şey söyleyeceğim. Çok güzel bir ilişkiniz abi, var. Abi korkunç bir ilişki. Neyse ya bir ay, bir buçuk aydır yazışıyoruz. En sonunda bana bir cevap geldi. Ha o gün olur diyerekten. Şimdi yarın buluşacağız. O büyük tabii. Gün. Ama biz buluşmuyoruz. Bir arkadaşını benle tanıştırıyor. Bu ne abi? G8 zirvesi gibi. Önceden evet. Plan program yapılıyor. Çok çok sıkılıyor. Ondan da sıkılıyor. Korkunç sıkılıyor yani onlardan. Neyse. Peki size dönelim efendim. Siz şimdi ne oynuyorsunuzdur? En güzel parçam bu en da. En güzel parçam. Bu da. Evet. Bu da çok hoş bir fotoğraf olmuş. Çok teşekkür ederim. En güzel parçam iki perde. Böyle bir tek sayfalık da olsa böyle bir program evet, evet. Broşürünüz var. Konumuz var. Emeği geçenler yazıyor. Ben yazdım oyunu. Mükemmel. Ben de biraz okuyayım mı? Buradaki broşürümüzden yalnız kaldık. Yani program dergisi aslında evet, başka türlü evet, söylemeyelim. Evet, evet. Yalnız kaldık, eksildik, anlaşılmadık, bin parçaya bölündük. Oyunumuz gelecekte geçiyor. Artık her şeyin daha hızlı olduğu ve tüketildiği yıllar, ilişkilerin robotlarla, yapay zekalarla, nadiren insanların yaşandığı, insanlarla yaşandığı yıllar. Peki aşk var mıydı yoksa kafamızda yarattığımız bir illüzyon muydu? İnsana insan mı gerekliydi yoksa kendi Adem'ini yaratmak mıydı her şeyin çaresi? Ve böyle devam ediyor. Bunu okumamın nedeni bir süre bu afişinizi böyle göstermek için okudum. Peki biraz dinleyelim oyunu. Bu oyun bir iki yıl kadar önce yazdığım bir hikayeydi aslında. İki perde bir yapay zeka ile aşk hikayesi. Ay çok güzelmiş. Yapay zeka ile bir tamamen böyle şeylere karşı olan o zamanın sert köşeli bir kadınının aynı zamanda bir psikiyatrist ama o dönemde artık bu meslek de yok olmuş. Fütüristlerle çalıştık, NASA'dan insanlarla konuştuk, yurt dışında çalışan çok ciddi bir endüstriyel tasarımcı ekibimiz bana elimle tutup aşk yaşayabileceğim bir sevgili yaptılar. Ve bunu yaparken de kadınların bütün ihtiyaç duyduğu şeylerden işte masaj aletlerine bakıldı, başka ihtiyaçlara bakıldı, bunlar hep tartışıldı. İşte ben dedim el ele tutuşmak önemlidir. Çok iyiymiş ayol, nerede oynuyorsun bu oyunu? 6 Aralık'ta beklerim zorlu. Altı yani zorluda. İki yıllık bir çalışma. Stüdyoda mı? Drama. Hayır, drama sahnesinde. Vay be, orayı dolduruyorsun yani. Maşallah. Elimizden geldiğince. Vay, çok evet. Acayip. Bir de ben eski zaten. Ben çünkü bu böyle bir oyunun üzerindeyim, Kanlı Kabare isminde. O da böyle 2042 yılında geçiyor. Benimki de. 2042 hem de. Yok ya. Vallahi 2042. Kapatın. Ciddi mi söyleyeyim? Gerçekten vallahi 2042. Tamam hemen tarihi değiştiriyorum. Tamam. Abi 10 sene at. Ama yıldan çok bahsetmiyoruz. Şaka sadece yapmıyorsun değil mi? 2042. Hayır bayağı programda gösteriyor. Bende de fütüristik bir şeyler var falan filan ama ilişki değil başka bir şey yani. Böyle değil ama bir yapay zeka yerine şeyler var bende. Bu hani asistanlar var ya Google asistan, Siri, Alexa'nın şeyi falan filan. Onlar acayip bir hale gelmiş, ilerlemişler filan ve herkesin hafızası orada aslında filan gibi bir o şey. O zaman daha mutlu edeyim. Bizde şöyle bir şey var. Yapma lütfen. Yok yapmayacağım. O kadar yapmayacağım. Ev aletleri de konuşuyor. Mesela çapkın benimkinde bir buzdolabımız var. Benimkinde de öyle. İletişim kuruyorlar. Şey, çapkın bir... Ay ne oluyor? Ayol, birisi mi? Hasan birisi mi anlattı? Bizim ne şeyimiz var? Hayır. Ama sonra... Hayır ama... Evet ama... Noter tasdim. Hayır daha kötüsü var. Şimdi ben senden araklamış gibi görünce. Yok. Biraz öyle olacak maalesef. Peki devam. Şimdi çapkın yapay zekamız var ve devamlı flörtleştiği bir kahve makinesi var. Buzdolabıyla mı yatıyor? Ha kahve makinesiyle yatıyor. Buzdolabı ve kahve makinesi flört ediyor. Of. Tabii. Yine seks skandalı. Ve tabii ben dans hep ettiğim seks, için... Hep seks hocam. Yani olsun buzdolabıyla kahve makinesi de yatsa yine de seks ya, evet. Okan'cığım çok özür dilerim. Lafını özür dilerim. Ya biliyorsun cinsellik yani sınırlar yıkılıyor, imparatorluklar devriliyor, iktidarlar değişiyor. Cinsellik olmazsa olmaz bu dünyada. Evet ama en bahsedilemeyen de maalesef en anlatılamayan, en... konuşulamayan, üzerinde şaka yapılamayan, şaka yapıldığı takdirde
cezalandırılan falan konuda bu. Yani beni birazcık yani seyirciler, ben 15 yıl kadar şehir tiyatrolarında oyuncuydum. 8 yıldır kendi işlerimi yapıyorum. Yani hem yapımcılık hem oyuncu olarak çalışıyorum. Bunda kendim yazdım koreografiler falan. Burada iyice bir girdim işin içine. Zaten eski Devlet Opera Balesi'nden balerinim, lisanslı Latin Amerikan dansçısıyım. Boyunda çok fazla dans var. Bu bak, bu kıskanılan ve aynı zamanda ifrit olunan kız. Aynen. Aynen yani bu bizi sevmeye gidiyoruz. Bu başarılı. Ha bu arada onu da söyleyeyim. Buzdolabını Erdal Üzyağcılar konuşuyor. Tabii ki. Babacığın konuşuyor tabii ki. Güzin Hanım'da flört ettiği ve Allah kahretsin seni diye devamlı ona küfreden kahve makinesinde o konuşuyor. Berna Leç'in yapay zeka şirketinin sesi. Zuhal Gencer Erkay'a annemi seslendiriyor. Yani ben şöyle bir şey düşündüm yazarken. Ben biraz zor seyrediyorum tek kişilik oyunları. Dolayısıyla öyle bir oyun yapayım ki dedim. Hem sesler hem arkadaki görüntülerle ve danslarla seyirci izlediği zaman sanki bir tek kişilik oyun izliyormuş gibi olmasın dedim. İlk başta onu başardığım için mutluyum. Ne güzel ya. İkincisi şöyle bir şey dedim. Ya ben şöyle bir şey inandırmak istiyorum. Bir plastik parçasına ben öyle bir aşk eşiyim ki. İnsanlar ona inansın. Pardon, o plastik parçası ne? O endüstriyel tasarımcı bir kit geliyor. Yapay zeka satın alınca size bir kit geliyor. Ve o kit sıcaklığı değişen, sizi hisseden ve sizi gören, sizin aşk yaşayacağınız bir parçanız oluyor. Zaten en güzel parçam. Ve birinci perde finalimiz, ama söylemeyeyim. Hayır, onu söylemeyeceğim. Ben de merak ediyorum. Çok şimdi. Cesur ve uçlarda şeyler yaşanıyor. Bayağı bir aşk yaşanıyor ve sonunda da herkes o aşka inanıyor. Ve oyunun sonunda da çok gülüyorlar oyun boyunca. Oyun sonunda da herkes ağlıyor. O kadar inanıyorlar yani. Ama ne iddialı ayol bu da. Vallahi gelin. Bir şey söyleyeceğim. Gelin, ağlamayan. Biz geliyoruz. Size de geliyoruz, ona da geliyoruz. Altısında oradayız. Altısında ben ayırdım. Lütfen. Evet. Lütfen gelin. Onlar da geliyorlar. Onlar da geliyormuş, haberin var. Hep beraber. Sizle oynayalım. Sonra hep beraber turneye çıkıyoruz. Evet. Bu ne ayol? YouTuberlar gibi olduk. Onlar hep birbirlerinin şeylerinde oynuyorlar ya. Öyle olduk. Birbirimizin tiyatrolarına gidiyoruz. Ama ne var canım? Tiyatrocular da vardır. İade-i ziyaret. Evet, vardır tabii ki vardır. Ama gerçekten ne varsa peki, bir dakika bu ne zaman? Ne zaman bir daha söyle. 6 Aralık'ta Zorlu'da. Tamam. Zorlu drama sahnesinde. Sonra başka? Sonra 21'inde, 21 Aralık'ta Kozi'de var. 27 Aralık'ta yine Zorlu'da var. Yani ayın hep ayda 2 gün Zorlu'da oynuyoruz. Destekçimiz. Çok bir de şöyle bir şey var. Çok pardon bir sabah hani iş. Ben geleyim, oyuna da bakayım. Ben kabareye de almak isterim sizi. Kabare benim en sevdiğim ve çok özlediğim şey. Ben buraya mekan olarak. Sen oynayabilir misin bilmiyorum. Teknik o projeksiyonu falan ayarlarsak tabii olur. Var projeksiyonumuz şurada bak tepede. Olur. Evet şurada. Olur valla. Aslında bu atmosferde de pek hoş olur. Senin evet. Onu söyleyecektim. Yani mesela hani 27 Aralık gibi çok agresif bir tarihte mesela oyun yapabiliyor. Yönetmenim beni duyuyorsun değil mi? Bu iki oyuna da gidip izlememiz lazım. Tamam. Peki. Olur abi dedi bak orada. Aslında ruhu... Bir şey söyleyeceğim. Abi bak hiç uzatmıyor. Teoman'ı da getir. Teoman da böyle... Teoman'la kaç saatte karar Teoman'la yakın bir arkadaşlığımız yok. Teoman, ben seviyeli çok Teoman'dan bahsediyorum. Bir ara şeyde konuştuk pandemide bir ara buluştuk. Hiç yakın bir arkadaşlığımız yok. Yani. Ya genelde arkadaşlığımız şu kadar kısa sürüyor. Çok eski arkadaş, çok eskiden tanıyorum tabii ki. Onu anlatmıştım galiba programda. Yine bir gün Cihangir'de karşılaştık. Sen biliyorsun onu. Ondan sonra bu böyle yine yürümüyor da duruyor. Yürümüyor da duruyor. O duruyor, zaman akıyor. Yani Cihangir Caddesi'nin ortasında yürümek lazım ya, duruyor filan. Çok hoşuma gitti bu Teoman. Ben yine dedim, ne yapıyorsun? Sıkılıyorum. Yani caddenin ortasında mı sıkılıyorsun? Yok dedi. Newsweek almaya çıktım. Eyvah. Hadi. Anlamadım dedi, ne yapmayayım? Newsweek almaya çıktım. Newsweek almaya mı çıktın? Niye? Newsweek almaya çıkamaz mıyım? Peki sana iyi günler, mı? İyi günler. Aa, çok güzel ha. Bu ne saçma diyalog. Abi böyle bir ilişkimiz var evet. Dur bakalım. Dur bakalım. Kısmet, ha hayırlısı. Hakkınızda hayırlısı olsun. Evet. Tabii canım abi çok tatlıdır. Ben bize işte şeyleri bu. Renkli Rüyalar Oteli şarkısını verdi filan. İşte bu Blue TV'ye yaptığımız işte falan filan. Hakikaten yani çok daha destek olur böyle şeyler falan. Harem Kabare'ye verdiği şarkılar. Evet. Değil mi? Harem Kabare'nin en güzel şarkıları.
Keza çok başka da güzel şarkılar. Harem'e de geleceğiz. Evet. Harem Kabahar'ın çok güzel şarkıları diyor. Ona da bu hafta geliyoruz galiba. Evet, 5'inde evet, geliyorsunuz. Sen eğitimi iptal ediyorsun, bizim oyuna geliyorsun. Sıkıyorsa gelme. Ama Teoman gelip izlemedi. Kendi şarkılarını söylendi. Hem siz onun şarkılarını söylüyorsunuz. Muhtemelen sıkılır. Büyük ihtimalle sıkılır. Daha doğrusu sıkıldığı için hayır, gelmeyebilir. Gelmeye karar verebilirse ya. Vallahi değil mi? Gelemez o. Sıkıldığı için ama çok gelemez kibar mi? Bir adamdı. Yani sıkılıyorum şu anda, sıkıntılı gitmeyeyim oraya demiş olabilir yani. Neşeli olduğu bir gün. Peki, gelmek seninle evlenir miyim? Aslında yani bir pişmanlığı mı anlatıyor? Yoksa evlenmezdim, nasıl evlendiğimi mi anlatıyor? Evlenir miyim senin gibi birisiyle? Evlenilir mi? Evet. Evlenilir aslında mi? Aslında onu anlatıyor. Çünkü iki birbirinden ayrı karakterde insan. Ve ilk karşılaşmalarında oğlan kızdan çok hoşlanıyor, çok beğeniyor falan filan. Tanımıyorlar birbirlerini. Ama kız oğlanı çok hödük, çok kaba, çok öküz falan buluyor. Hiç hoşlanmıyor. Ama bir şekilde klasik oğlan kızı tavlıyor. Sonra evliliğe gidiyor. Ondan sonra da... Kız evliliğe gitmeden önce bu lafı ediyor. Seninle evlenir miyim zannediyorsun lafı ediyor. İsim oradan geliyor. Ben Baran'ı oynamayı çok seviyorum. Çünkü herif inanılmaz sığ. Herif inanılmaz sığ. Ya bak zorlanmıyorum diyor. Hayvan. Çok ayıp. Çok ayıp. Çok ayıp. Yakala. Çok ayıp. Ama sen bir şey söyleyeceğim. Ben... Mesela sana Cem'in filminde bayılıyorum. Ya orada ben çok eğlendim ya. Ya ama dur bir dakika şimdi ismini söyleyelim filmin. Ali Baba Yedi Cüceler. Ali Baba Yedi Cüceler'de. Karakterin adı abi, da... Abi ama o orada o kadar iyi oynuyorsun ki ve o rolün o tek başına çizilmiş bir karakter değil. Tabii. Aslında o... Evrensel bir tip, sadece Türkiye'ye de ait değil ama Türkiye'de siyasi bir tarafı da var onun. Yani o aslında büyük bir muhalefet o. Tabii yani. Müthiş. Muhteşem bir karakter. Müthiş ve ya, çok güzel oynuyor. Ya, çok da güzel yazmış Cem onu ama çok, sen de müthiş oynuyorsun. Çok güzel yazdı ve çok güzeldi. Ben çok eğlendim onu çekerken. Hatta dedim ki ya Cem dedim çok mu erken herif öldü? Ulan hani filmin sonunda bir helikopter sahnesi var. Oradan bir çıksa mı? Çocuklar hadi yani su mu yakıyor bu falan diye. Ben çok eğlendim. Ben hani iş görüşmesine gittiğim zaman Cem dedi ki ya Yossi dedi hani gerçekten hani böyle bir şey düşünerek yazdım. Ve hani bu iş görüşmesine gel hani bu film görüşmesine geldiğin gibi oynamanı istiyorum dedi. Peki şimdi spor yapıyor musun hala? Yapıyorum. Ben hani spor yapmayı seviyorum. Ben de hiç sevmem. Çok yani, seviyorum ben spor ben yapmayı. Ben nefret ediyorum yani. Ve de bu yani bir garip bir şey. Yani ben mesela şey sevmiyorum. Maç yapıyor musun? Maç derken hani tenis, başka yüzme, şeyler, yarışma, plaj... Tenis, yüzme, ski, squash ne ararsan bende var Okan'cığım. Oyundaki repliği. Peki yani böyle yarışmalı rekabetle yok, hani... Yok öyle bir şey yapmıyor. Fitness yapıyor. Biz aynı spor salonuna gidiyoruz. Aslında biraz da onu yapmamız... Peki bu nasıl mesela? Sen tek başına spor yapıyor musun? Tek başına mesela bunları kaldırıyorsun, indiriyorsun. Spor batısı diye bir şey var. O spor yani tek başına yapılmış gibi bir şey olmuyor. Biz mesela... Ayosi'ye ve bir takım arkadaşlar bile spora mı gidiyorsun? Ben de geliyorum falan. Gidiyoruz. Yalnız olmuyoruz ki orada hiçbir zaman. Evet o aletleri yalnız ben kaldırıyoruz ama. Ben trainerla çalışırım mesela. Ben öyle adam olabiliyorum. Ben niye trainerla çalışıyorum? PT ile çalışıyorum. Bir tek ben mi spor yapmıyorum? Şebnem Hanım'ın sporunu anlatmak isterim. Ama işte. Lütfen buyurun. Bir dakika. Şebnem Hanım'ın abartı sporunu anlatmak koy, isterim. Kesinlikle abartıyor. Lütfen anlat. Şey tamamen gerçek. Abartı varsa bu masadan kalkmayayım ben. Peki. sabah arar beni. Ne haber? İyidir. Sanırsın metresim. Hmm. Hani karım karım beni bu kadar aramıyor. Ben legal metresim onun. Karısı da biliyor. Çok güzel bir ilişkimiz var. Çok iyi. Legal. Ne haber? İyiyim. Spora gideceğim mi? Gideceğim tabii. Kaçta? Ya tattım kalktım işte bir kahve içeyim aç karnı. Kalkınca spora mı gidiyorsun? Tabii kalkıyorum aç karnı spora gidiyorum. Evet, o da bir kahve okula yolluyor diyor. Erken kalkıyor zaten. Evet. Eyvallah spora giriyoruz. Saat böyle 10 gibi falan. Hadi ben başlıyorum. Aa bir dakika diyor ya. Ne demek? Ne oluyor bir dakika? Bir dakika.
Önce spora giriş Instagram'ı çekmem lazım diyor. Ya ay, abi. Önce matların önünde biraz fotoğraf çekiliyor falan. Ondan sonra koşu bandının üstünde falan. Diyorum tatlım ne oluyor? Ne yapıyorsun? Ya hazırlanıyorum ben. Önce mental olarak hazırlanmam lazım. Allah Allah. Ondan sonra bu onları yapıncaya kadar ben zaten ısınmış oluyorum. Böyle evet. Hani ısınınca böyle vücuttan ateş çıkıyor. Böyle. Ben diyorum ki hadi alete giriyorum ben yani şey alete yapacağım. Giriyorum nedir? Alete giriyorum yani. Ay o ne ayol da danaya girmek gibi. Ne diyor? Danaya girmek gibi diyor. Danaya girmek gibi. Alete giriyorum. Alet ihalesine giriyorum. Alete giriyorum tamam ben seni yakalayacağım diyor. Ben üçüncü seti yaparken o birinci seti yapıyor. Ben üçüncü seti bitiriyorum. Ben bitirdim. Ben de zaten bugün hafif geçeceğim. Ne yapayım? Ne yapalım? Aşağıda bir kahvaltı eder miyiz? Kafayı yiyoruz. Ucunda yemek var yine. Ya peki şekerim anlamadığım şey şu. Siz şimdi her gün buna gidiyorsunuz falan. Size bir etkisi oluyor mu? Yok. Ya evet. Ha, illa ayağı mı kalkıyor? Ya hayır abi. Peki, i̇lla soyuyorsunuz fazlaları mı gösteriyor? Hayır ama ne diyeyim yani? Spor yapan 45'i söyleyelim. Spor yapan 45 benim şimdi oyunda sipariş veriyorum. Bir erkek tasarlatıyorum. Kaç yaşında olsun istersiniz diyor. 40 diyorum. Ama diyor o yaşın deneyimleri yüklenecek. 45 diyorum. Ama da spor yapan 45. Ya yani çok memiş 45 diye şey yapma yapıyorum. Ya benim ben oyunda da böyle bir adamın gelmesi var. Ya niye? Ya hiç vallahi yapmıyorum ya. Hiçbir özellik kalmadı. Ne desem ben de var. Ya var ama. Sen önce hiç hayır ben ödüm koptuğu için söylüyorum. Sen o legal yazmışsın. Kaç sene önce oynuyorsun bilmem. Benim ya, ödüm kopuyor ya. Kardeş oyunu deriz. Biri dedi ki aa Yossi gibi dedi. Daha provadalar. Daha provada. Niye Yossi gibi? Ya bilmiyorum öyle deyince ilk gözüne spor yapan 45 deyince Yossi canlanmış gözünde. Tiyatro sektörünü domine eden bir insanım. Evet hakikaten öyle. Yani evet ve bunu yani görür görmez de söyledim. Direkt bu laftan sen akla geldin. Çok acayip bence çok gurur ya. Verici bir şey teşekkür yani. Teşekkür ederim şekerim çok ben. Hoş bir şey. Ya sizin oyunları... Ama o 45 değil 50. Hayatım maalesef. İyi yani. Maşallah iyi. Maşallah. Sizin oyunları izleyelim. Barış'a da söyledim hakikaten burada da oyunu en azından... Oyun sonrasında çok, da hep beraber evet, oluruz. Bizim oyun çok uygun bizim gerçekten. Bizim oyun, onda çok ciddi bir prodüksiyon bizim oyun var. Biliyorsun şöyle, eskiden mesela küçük sahne altında kulis var. İşte filan sahne hemen yanında tiyatrocuların oyundan sonra eğlendikleri bir başka aynen. Mekan falan. Biz hepsini bir komplekste nefis, topladığımız yani için biz, burada hepsi bir arada. Bizim oyun burası için yani mükemmel, çok rahatlıkla bayılırız, evrilebilir. Bayılırız hani onda ciddi bir projeksiyon konusunu çözdükten sonra bence dekor azaltılır, edilir falan bence olabilir. Yani belki çünkü buraya has. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Çoluk çocuk nasıl onu da söyle. Çoluk çocuk iyi yani. Ben de onda yok. Bende de yok. Onda olmadığı halde benimkine sinir oluyor ama evet, niye seninkine niye seninkine sinir oluyor? Sinir oluyor. Aynı şeyle bir alıp veremedi. Sinir oluyor değilim canım. Niye sinir oluyorum? Seviyorum ama bazen hani o ergen tavırları işte ben ebeveyn olmadığım için böyle bir refleksim yok benim. Nasıl böyle davranabilir? Niye vurmuyorsun ağzının ortasına iki tane evet, falan? Evet bir tane vurdu ya. Okan bir şey söyle. Sen ay, ay korkunç bir adam canım. Ya rica ederim ya. Ya öyle ben değil. Babamda... Tabii ki şaka yapıyor canım. Bunlar şeyde Allah aşkına mecaz. Benim kız senin Ayşe'den her bahsettiğinde benimkisi çok açıklama yapar bana. Yani hani babam belki şeydir ondan sonra kafası yerinde değildir falan gibi her şeyi böyle. Ciddi söylüyorum kendi şey. Babacığım işte Ayşe ile buluştuk. Hangi Ayşe diye soracaksın. Bu Ayşe, şöyle Ayşe, böyle Ayşe. Hani annesi şu Ayşe, babası bu Ayşe falan filan diye uzun uzun açıklama yapıyor. Çok seviyorlar birbirlerini onlar. Ama Coco yani İstanbul, herkes Coco diye bilmiyor belki ama nasıl kibar bir kız. Yani inanılmaz bir şey. Yani demezsin ki Okan'ın kızı. Ya ben bir saattir ne anlatıyorum? Hemen diyorum koşa koşa otelde odama gidiyorum, Tolstoy okuyorum kızıma falan filan. Kızıma beğendirmeye yani çalışıyorum evet, kendime evet, diyorsun. Yani hiç bak bunlar hiç yani. Ben bambaşka bir etki yaratmışım bugüne teşekkür kadar. Teşekkür ederim her şeyi teşekkür ederim. Kibar çok kibar. Peki tamam yeter bu kadar. Çok uzun konuştunuz evet. Şimdi hadi, Zeynep Özyağcılar en güzel parçam. Tarihi bir daha söyle lütfen. 6 Aralık Zorlu PSM'deyiz. 21 Aralık
Kuzi'deyiz. 27 Aralık yine zorlu PSM'deyiz. Evet, seyircilerimizi bekliyoruz. Çünkü çok emek var. Yazması, bütün pandemi zamanında bütün tasarımcıları aynı sevgiyle ve inançla bu kadar deli bir projeye. Çünkü ben anlatıyorum, işte alet konuşuyor. Ben onunla, kızım iyi misin? Yani diyorlar ki biz hala inanamıyoruz diyorlar. Nasıl böyle bir şey yaptık? Yani premier gecesi yönetmenimiz Kayhan Berk'in, buradan selam söylüyorum. Zeynep diyor, o elinle tuttuğun şeyi koydun. Kimse gülmedi ya dedi. Ben oh dedim diyor. Dedim iki yıldır sen bana inanmıyormuşsun yani. Ay canım benim. Ama diyor öyle bir inanıyorsun ve öyle bir şey ki herkese tuttun. Pandemi zor geçti. Çok. Onun için her tiyatroya, sadece bizim tiyatrolarımız değil tabii, ciddi bir şu anda çaba veriliyor. Bizim büyük prodüksiyon bir iş. Ama birçok özel tiyatrodan arkadaşım da ciddi bir savaş veriyor şu anda. Ben dilerim ki herkes her ay şöyle bir eline alıp 2-3 tane en azından... 3 tane oyunu böyle bir işaretleyip gitsin, biletlerini alsın isterim, dilerim. Peki. Yossi ve Şebnem de seninle evlenir miyim oyunuyla ne zaman? Bizim Aralık'ta oyunlarımız yok şu anda. Biz daha yeni bir turneden geldik. Büyük olası biz 2021'i kapadık gibi. Peki. 2022'de Ocak'ta tekrar... Zaten ilan edeceksin. Tabii, tabii zaten ilan edeceksin. Kıbrıs var mesela. Bir Kıbrıs'a gideceğiz. Çünkü biz ikimiz de Kıbrıs'a... Belki bize koyarız. Olur. Evet. Seve seve. Okay. Burası olur. Bir Kıbrıs olma ihtimali. Bir İsrail var. Bir İsrail'e gideceğiz belki. Maşallah. Eğer İsrail ülkeyi açarsa, bir yine kapattılar evet. falan bir şey evet. yaptılar. Evet. Efendim söyleyeyim. Bir Almanya turnesi yapmayı düşünüyorum. Of, 5-6 şehirlik bir şey. Of, çok güzel. Ve tabii ki yine de hani Türkiye'nin belli yerlerinde turne yapacağız. Ben çünkü hani gerçekten hani yani bana sorsalar hani İstanbul'dan çıkalım 45 gün turne yapalım. Evet. Gıgımı çıkarırsam adam değilim. Ay canım benim. Peki alkışlıyoruz seni. Hanımlar, beyler, konuklarım Gülçin Ergün ve Yılmaz Taner. Onlar beraber oturuyorlar. Çünkü ben beraber oturmalarını rica ettim. Aslında kendi işleriyle ayrı ayrı katılıyorlar tabii ki programımıza. Gülçin, programımıza birbirimize iyi gelmiyoruz. Son teklisi ve çok fazla dinleniyor. Hatta YouTube videosu izleniyor. Çok kısa 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 bir süre içerisinde 4 milyon kişi Aynen. izledi. Ve Yılmaz Taner de... yeni teklisi Dedikodu şarkısıyla bize katılıyorlar. Yılmaz da müsaade ederse önce Gülçin'le konuşacağız. Sen Türkiye'de gelmiş geçmiş en muhteşem seslerden birisin. Ah, çok teşekkür ederim. Bunu da her gün duyuyorsun ama büyük bir tevazuyla diyorsun ki sanki hep ilk defa duyuyormuşsun gibi. Ah öyle mi? Ama çok sizden duymak ama, ayrı bir güzel. Aman efendim yani her sefer öyle ben çünkü özellikle jingle'ların çok iyi biliniyor, şarkıların çok iyi biliniyor. Hepsi grubunda olduğun süre içerisinde oradaki en iyi kız, en muhteşem sesli kız. Değil mi Ödül? Ha? Öyleydi. İstersen Tuncer'in gitarını sapına söyle ona. Sizin hep güzeldi. Evet, kesinlikle. Teşekkür ederim. Ödül'ün de sesi çok güzel. Ne demek yani, kayıt güzeli? Normalde canlı performans yaparken de güzel bir sesi var. Yani sonradan şimdi artık bu sufiler çıktı ya, üstüne koyuyorlar. Hani hep herkes bende oldu. Evet, herkes artık evet. şarkı söyleyebiliyor. Evet, evet. Herkes çok... Gördüğün gibi bir dokun bin ah işi. Ödül tabii ki müzik piyasasının tam ortasında olduğu için bir yandan da bizim oyunumuzda oyuncu olarak da bulunuyor sadece. Ama yapay sesler de var ya, bu açıklamayı yapmak çok, zorunda. Çok doğru yani. Tabii ki. Çok teşekkür ederim. Evet. Ben de nacizane. Böyle işte. Halloween'e katılıyormuş gibi geldin ama bu sarı şeylerinle falan. Yani... Evet. Yani şey işte böyle özenerek geliyoruz işte sizin programınızda olmak evet. güzel. Peki. Sen tabii ki bütün dinleyicilerin seni çok çok iyi biliyor ama sen hakikaten bu nedir bu tanrı vergisi ya da işte aileden genetik filan bu kadar sadece ses güzelliği bizde şey ve anadan doğma canım öyle değil, üzerinde çalışılmış, işlenmiş, geliştirilmiş, teknik olarak mükemmelleştirilmiş ve sürekli daha da mükemmelleştirmeye çalıştığın bir sesin var. Ses dediğimiz zaman sadece bir hançereden, ses tonundan bahsetmiyoruz tabii. Bir tekniğin var her şeyden önce. Bu nasıl oluyor? Sürekli bir çalışma, bir teknik egzersiz içinde evet. misin? Egzersiz yapıyorum tabii. Küçüklüğümden beri, ortaokul zamanlarımdan beri egzersiz yapıyorum.
Son dönemde de Joshua Alomu ile çalışıyorum. O da İngiltere'de bayağı dünya starlarıyla çalışan bir vokal koç. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. İleride çıkacak olan İngilizce şarkılarım için de onunla çalıştım. Vay be. Çok güzel büyük projelerimiz olacak. Çok umutluyum. Peki bu çalışmalar nasıl oluyor? Mesela birisi böyle bir akor veriyor, bir nota veriyor, böyle bunun üzerine çeşitlemeler mi yapılıyor? Çünkü konservatuvar eğitiminde ya da teknik başlangıç eğitiminde işte dın bir akor basıyor. Na dın na 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 na. Değil mi? Evet. Ondan sonra hani değil mi böyle bir şey yani orada enstrümanın sesini taklit etmeye çalışıyor. Şimdi sana bir akor versek sen o akoru çeşitliyorsun değil mi? Egzersizlerin o yönde galiba. Evet yani aralıklarına göre egzersizler var. Evet şimdi mesela bir akor verelim ama lütfen melek yüzlü şeytan vermesin. Tuncer sen orada ama o mu verir? Orada arkada sakladığımız pek insan Allah affetsin insan önüne çıkaramıyoruz. İnsan önüne insan önüne çıkarmamamızın nedeni hepimizden genç olması. Bu herif yaşlanmıyor ve ismi Barış yaşlanmıyor. Onun da böyle Spotify'da filan eserleri var şimdi. Fakat çok ukala bir tip böyle teknik şeyler yapıyor. Diyor ki ya herkesin dinlemesi için yapmıyorum abi diyor falan böyle bir şeyleri var. Korkunç ukala ve çok genç ve herkeslerden sakınıyoruz. Kimseye göstermiyoruz. Peki mesela ne verelim? En çok ne verilir bir programda? Ya aslında senin kendi egzersizlerin var ya bu çılgın çılgın yaptıkların. Evet. Ne ver? Bunun için ne veriliyor mesela? Bir şey veriliyor mu yoksa yataktan kalkınca kendi kendine hiçbir şey almadan yapabiliyor musun? Mesela bir akor basmak falan gerekiyor mu onun için? Akor basmak gerekir de işte hani aşağıdan başlıyor, yukarı doğru gidiyor. Biz mesela aşağıdan bir mikrofonu da almak istiyorum. Bir dakika. Hı. Bak yok gördün mü? Hı. Yok. Benimkinde var vereyim mi? Ya, yayına gidiyor buraya mı gelmiyor? Ha. Hı. Peki yayına gidiyormuş. Yayına gittiğine göre. Ha? Peki. Yam 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 yam. Bu mudur? Bir dakika. Mesela o... Hayal kırıklığına uğradım. Yukarı gidiyor, aşağı gidiyor. Ya böyle komik aslında. Çünkü... Hakikaten bunlar mı yapılıyor? Ama evet. Çünkü mesela sen evli değilsin değil mi şu? Değilim. Değilsin evet. Vallahi ben evlenmezdim. Sabah kalkmış. Değil gerçekten. Mi? Yam 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 yam. Allah kahretmesin. Bazıları da çok komik gerçekten. Bak, şu an aklıma gelmedi. Biraz veremez biz içeriye biraz veremez. Ya yam yamsız ama yam yamlı yapıyor. Evet komik olsun diye seçtim aslında. Ya. Vay be. Sabah yani. Kalkıp bu. Peki biz bir akor versek. Mesela bir caz çeşitlemesi. Caz çeşitlemesi mesela ne olabilir? Ya ama akor duymamaz. Ya sonra mesela aşağı yukarı bunu yaparak. Bir tane buradan atayım ben ya. Sana gönder gerisini sen cümle bağlı. Tamam ya o da atışmalı evet. Ödül şu caz skeç... söyleyen kadını yapsana hemen şurada. Ne olur ne olur ya. Hani şey söyle. Hayır ama caz olmayan, caz olmayan, caz olmayan bir şarkıyla ne olabilir mesela? Mesela ne olabilir? Caz olmayan bir şarkı mesela. Onu caz gibi söylesene. Caz solisti gibi söyle. Tavla beni. Tavla. Ama ağır caz gibi söyle. Evet. Evet. Şimdi onlar aralarını tutuyor. Mirkelam diye birisi varmış. Onun şarkısı var mı? Ne bileyim abi ben ama ne şarkı gibi söyleyeyim oyunculuk gibi. Oyunculuk evet. Ha. Gözler nerede gözler? Uzakta. Gözler ne bakacağım halka? Halka bakın. Halka bak. Sal beni. Sal sal. Al sal. Ha beğenmiyor insanları. Neyini beğeneceğim? Ara alkış patlatmamışlar. Evet. Al, tavla tavla. Bu Türk cazı ama. Tavla 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 beni. Evet.
size. Sen aynı eseri seslendirmek ister misin? Evet. Tavla, tavla. Salla, salla beni salla. Vay be. Tavla, tavla. Beni tavla. Bravo. Peki, bir şey söyleyeceğim. Yani bu caz solistlerinin ve caz müzisyenlerinin yaptığı şey tabii ki yüksek bir şey. Müziğin matematiği, şusu, busu, çalışması, araştırması falan çok güzel. Fakat solistlerin sözleri, yorumlayışları bana kesinlikle zevk vermiyor. Çünkü yani bir tavla söylüyorsun, içinde kesinlikle tavla yok. Yani bütün caz yorumcuları bir şarkıyı alıyorlar. İyi ki o şarkı daha önce söylenmiş. İyi ki ne olduğu, ne anlattığı halk tarafından anlaşılmış. Sonra onun üzerine çeşitlemeler yapıyorlar. Aslında bu müzik düşkünleri için mükemmel tabii ki, böyle de söylenebileceği, böyle de yapılabileceği falan. Fakat bana ilk defa bir şarkıyı caz olarak dinlediysem hiç zevk vermiyor. Sonra onu dinlemiş olmak ve bir de onun yorumu mesela. Aslında yani bir şeyin cover'ını yapıyorsan, bir şeyin caz cover'ını yapıyorsan zaten farklı olması lazım. Bizde bir cover meselesi yanlış anlaşılıyor. Yani Sezen Aksu 20 yıl önce söylemiş, ay bir kere de ben söyleyeyim. Şinanay'da Şinanay diye söyleyince aslında cover meselesi tamamen farklı olması. Senin o şarkının o olduğunu bile, işte bizim Mutsuzsun'da yaşadığımız şey gibi. Tarzının da farklı olması gibi. Evet, tarzının da farklı olması. Biz mesela Mutsuzsun'da aynı şeyi biz yaşıyoruz. Biz aynı bu, formu tekrar güne getiriyoruz. Yani gün içinde tekrar söylüyoruz. Yani belki aranjesinin, modelinin farklı kendi olması. Süzgecinden geçiyor. Ama mesela konserlerde birçok arkadaşımın yaptığını ama hiç haz etmemeye başladım. Yani bir konser şey var ya, gazı var ya böyle işte. Şimdi konser. Şimdi tabii ki bazı sanatçılar şanslı, sadece kendi şarkılarını söylüyorlar. Bazıları hele hele böyle kulüp konserleri filansa başkalarının da şarkılarını, moda olan şarkıları yorumlamak zorundalar. Orada böyle süre bir uzun olduğu için. Evet, bir aceleci bir potpourri tarzı var. Haydi ver gazı orada. Evet, yani bu bir de seyirciyi de diri tutmak için bir koşturma var. Sen kimin şarkılarını söylemeyi seviyorsun kendi kendine? Ya da bir böyle bir konserinde falan. Ajda Pekkan severim. Ajda Pekkan sevmeyen mi var? Evet. Yok. Ajda Pekkan da Ajda Pekkan'ı çok seviyor. Evet. Zaten kendisi değil biliyorsun. Bir başkası. Yani. Ya Ajda Pekkan şarkı. Yani yapay zeka. O değil. Ben Ajda'yı tanıyorum. Şu andaki Ajda o değil. Ama pek kimseye söylemiyoruz. Hangi Ajda'nın hangi şarkısı? Mesela sardı korkular. Gelecek yıllar. Söyleyeyim mi? O bugünlerin şarkısı. Hazırım, zaten. Ben Twitter'da çok görüyorum bu şarkıyı. Düşünme hiç falan. Evet. Geçen gün en son aslında en çok sevdiğim şey oldu. Son şarkısı da güzel ama. Ben sevdim onu, son şarkıyı. Nihat Odabaşı fotoğraflar çekmiş. Kadını her tarafta iğnelemişler, halatlara asmışlar. Gördünüz mü fotoğrafları? Daha çıkacak klibi. Her sabah uyandığında beni farz et yanında. Mesela burada niye yanında? Ama şarkı öyle değil olmadığı için şarkı gibi. Evet ama hayır. Niye bunu yapıyor mesela? Çünkü şarkıcı. Şimdi sen istiyorsun ki... Ama bak bu bana jazz bir iş gibi geliyor. Her sabah uyandığında beni farz et yanında. Yani orada değil mi? Beni daha farz et yanında. Yani mesela ben bir kadın bana söyle, yani biraz da hayatın içinde olması gerekmiyor mu ya? Her sabah uyandın, beni farz ediyorsun derse ben başka bir eve giderim. Ama içimden öyle geliyor. Yani o benim. Yani mesela böyle bir kadın için. Ya. Yani anladın mı? Yani. Daha sade deneyeyim. Daha sade deneme. Sen kendin gibi yap. Zaten senin ustalığın o. Evet. Peki sonra devamı şarkının. Öylece kolaylaşır her şey birden. Bakarsın gelirim aniden. Evet, kızın sesi çok güzel. Tekniği de güzel. Sonra? Fırsat verme gözyaşlarına. Söz geçmez anılara. Bugünü yaşamak dururken hala.
Dargınsın yarınlara haykıracak nefesim. Kalmasa bile ellerim uzanır. Olduğun yere gözlerim görmese ben bulurum yine kalbim durmuşsa inan. Çarpar seninle haykıracak. Peki, şimdi bu birbirimize iyi gelmiyoruzun notası nedir? Neyle başlıyoruz buna? Bir şey alıyoruz değil mi? Oradan nedir? Yani bilmiyorum ama. Mesela bir notalar zaten çok fazla yok. Bir tanesini söyle. Atayım falan. Şarkımın sözünü unuttum şu anda. Sen biliyor musun? Tükenir sözler. Ha? Bakamaz gözlerde. Dokunamaz eller. Ama bunun türü de bir işim. Biraz da türünü anlat şarkının. Bu şarkı aslında şöyle. R&B pop bir şarkı. Ama Türkçe R&B pop bir şarkı. O yüzden biraz Türk esintisi de var. Norm Ender'e bir diss atsana baştan o zaman. Disslere pek ben yanaşmıyorum. Kendi yağımda kavruluyorum. Onun sesi bize diss atıyor zaten abi. Ay canım efendim ne kadar ne kadar zarif bir adam. Evet, sonra? Ve Genco Ecer tarafından yazıldı söz ve müzik olarak. Düzenlemesi Bülent Aris ve Payx tarafından yapıldı. Bunları söylemezseniz sonra evinize olmuyor. Adam filan gönderiyorlar mı? Olmuyor, bunları söylemem lazım. Bu paket program. Ya bu nedir böyle bir şey? Ama bu herhalde emeğe saygı değil evet, mi? Başka bir yani, şey olamaz. Ya bu bütün müzisyenler bunun derdindeler. Mesela bak tiyatrocular için bu zaten. Tiyatrocuya, hani tiyatrocular da söylüyor işte oyunumuzu şu yazdı, bu yönetti falan filan. Hı. Şunlar oynuyor filan ama tiyatrocuların keyfi olduğu için hani sizde bir şey var. Çıkar çıkmaz bunu söylemek. Ama... Beş teleymişin, cücenlemeliymişin bilmem kimi falan. Sonra eve adam göndermişinler diye söylüyorum. Aslında biz sanatçı olarak hani seslendiren kişi olarak vitrinde biz varız ama bizim arkamızda büyük bir ekip var. Onların da emek verdiğini söylemek zorundayız. Ürünün onlara teşekkür etmek zorundayız evet, bence. Yani. Bunu bir görev olarak biliyorum. Maşallah. Sadece... Ve buna iktifa eden insanlar. Yani bu çünkü arkanızdaki bu kişiler... Hep arkanızda olarak yaşıyorlar ve ölüyorlar. Yani siz gündeme evet. getirmez onlar çünkü öne çıkıp şarkı söylemiyorlar. Ve sizin sürekli atıfta bulunmanız, isimlerini zikretmeniz ne kadar güzel. Evet. Maşallah. Ne yaparlar saygı. Bunlar? Evde mi oturup bunda şarkıları mı yapıyorlar? Yani onlar bütün bu aşkları falan bunlar mı yaşıyorlar? Böyle. Bütün bu heyecanlamalar, hallenmeler, ondan sonra düşünmeler, bulmalar, bütün bu duyguları bir araya getirmek bunlar yapıyor. Evet. Biz de seslendiriyoruz. Aslında ben kendi şarkılarımı da seslendiriyorum ama bu sefer ilk defa, yani ilk defa değil ama uzun süre sonrasında ilk defa Genco Ecer'in şarkısını seslendirdim. Ve bu arada Bülent Aris'le de çalıştığımı söylemiştim. O da dünya çapında müzisyenlerle büyük başarılara imza atmış bir aranjör. Mesela Backstreet Boys, NSYNC tanırsınız. Evet. Daha niceleri var. Ve onunla beraber çalışmak çok güzel oldu benim için. Aslanım ne cici kız, ne kadar terbiyeli, ne kadar... Peki mesela ben merak ediyorum. Bu Ebru Gündeş hanımefendinin şarkısı diyor. Fırtınalar koparsa kopsun diye böyle ortalığı fırtınalara boğdu. Bu şarkıyı Ebru Gündeş yazmadı. Evet, yorumcu Ebru Gündeş. Tamam, o yorumcu. Evet. Peki arkada... Adam, kadın, evden çıkmayan, o fırtınaları yaşayan biri var. Evet. Ona da şöyle yansıyor. Mesela fırtınaları gören, kendi beste yapamayan bir şarkıcı hemen onu arıyor. Hiç yapmışsın. Bana da ya bir tane anladık. Yapmıyor musun? Tamam, bunu anlıyorum. Aa, ben yani. Fırtınaları yaşayanı merak ediyorum. Yani fırtınalar koparsa kopsun ne sonra sözleri? Söylesene şu şarkıyı. Gel, ya gel şuraya söyle. Ya Ebru Gündeş olarak. Ektim günü mi istiyorsun hayır, şarkısını mı? Hayır, Ebru Gündeş olarak istiyorum. Ebru Gündeş olarak evet, istiyorsun. Evet, bak, bak. Bak şimdi bir şey anlatacağım da onu lütfen buyurun. Vur, evet, evet, Ebru Gündeş diyorum işte. Ne anlatacağım, evet. Kariyerim şu anda sönüyor. Çok evet. güzel oldu ya, böyle oldu. Fırtınalar koparsa kopsun. Sürüklesin
ikimizin arzular tutuş dursun bizim. Hocam size de sormak istiyorum. Yani bütün dünyada şimdi bak Türkiye'de erkekler değil mi? Belli bir yapıları var değil mi? Hani böyle hani adam erkek falan. Bütün Türk, bütün yani halka mal olmuş solistlerin tenor olması ve bütün kadınların erkekte baritona tekabül eden şey alto olması. Genelde bizde tenor ve soprano. Alto, soprano. Ya hayır, hanımlarda ne oluyordu? Soprano. Mesela şimdi yani bütün erkekler kadın sesli, bütün kadınlar erkek sesli. Bak onu onun için yaptı. Fırtınalar. Bunu bir kadın söylüyor. Erkek delikanlılar tenor. Yani tenor olmak evet böyle bir aslında sanki daha iyiymiş gibi ama hepsi... Hayır ama çok acayip bu bizim yöremizin, bizim coğrafyamızın sadece Türkiye değil. Yani kadınlar... Metin Milli var. Ama adam ona delikanlı diyor. Ne haber hanım? Yemek hazır mı diyor ama kadında hoş geldin kocacığım diye bir ses var. Adam da ne haber yemek hazır mı diye de bir ses var adamda. Ya böyle bir karşıtlık olabilir mi canım? Ne acayip bir şey. Siz ne desin? Benim bariton ve tenor arası. Evet baritonsunuz daha çok. Yani biraz tenor daha... derseniz özür dileyeceğim de onu istiyorum. Yani ama Türkiye'nin en büyük erkek daha... sesleri tenor canım. Evet. Ben... Yani fırtınalar belki başka bir seste söylenseydi bu kadar reaksiyon göstermeyebilirdi. Hmm. Ebru Gündeş'in sesinde. Ama orada daha... hükmeden bir ses var. Ya evet orada. Yani fırtınalar yine... koparsa kopsun deyişte bir, şey, var bir şey değil hani bir dilek bir yakarma değil o sesle beraber... Tamam ulan gibi böyle bir akıllı olun yani. Hani yekten burada böyle bir ses bir, vardı gibi bir şey. Biçilmiş bir kader var yani öyle anlatıyor. Ben şeye gelmek istiyorum. Az önceki background için mutfağındaki isim lütfen kısmına gelmek istiyorum. Orada aslında şey bir durum da var. Ticari bir durum da var. Yani o isimleri vermemiz lazım ki o insanların da şarkılarını bu şarkıyı kim yapmış? İşte Fırtınalar, Aşkın Tuna. Yani Aşkın o, Tuna ve Feyyaz Kuruş. Feyyaz Kuruş. Evet, o şarkıyı, melodiyi seven biri hemen o eser sahibine yönelip başka şarkı var mı dediğinde bu alt arka tarafta bir aslında pazar oluşturmuş oluyor. Aslında bir geçim doğru, kaynağı tabii gibi ki oluyor. Doğru tabii ki. Biz de bu isimleri söyledikçe o insanlara, dostlarımıza, müzisyen dostlarımıza aslında biraz faydamız olmuş oluyor. Peki. Onların bize olduğu kadar. Yılmaz'ı tanıyalım. Bir kere her şeyden önce müzik öğretmenisin. Mükemmel. Evet, yapmıyorum ve ama. Şu anda yapmıyorsun. Aldım, evet. Hem de söz yazıyorsun ve beste yapıyorsun. Bu bir ay önce çıktı dedikodu ve sana mı ait söz ve müziği? Sözü ve müziği Çağrı Telkıvar'a ait. Çok güzel. O da değerli bir müzisyen, önemli bir müzisyen, aranjör. Gitar çalıyorsun. Benim ana dalım okulda klasik gitar. Batı müziği ve şan eğitimi aldım. Hmm. Koro eğitimi aldım. İşte sahnede gitar çalıyor musun? Sahnede genelde söylüyorum. Orkestram birlikte takılıyoruz yani. Söz yazıyorum, beste yapıyorum. Sanatçılarda benim de şarkılarım var. Bazı sanatçılarda, önemli sanatçılarda diyeyim daha doğrusu. İşin aslında bir 20 yıla yakındır mutfağındayım yani. Evet. Evet. Aslında pek daha Ender'in söylediği gibi pek böyle magazinle alakalı çok fazla bir yok, şeyim yok. Müziğim duyulsun istiyorum, şarkılarım duyulsun istiyorum. Birçok değerli müzik adamıyla da hala çalışıyorum, devam ediyorum. Ama 1982 doğumlusun. Evet. Ama daha genç gösteriyorsun. Çok şükür diyelim yani. Çok sen de genç ederim gösteriyorsun. Evet abi, İzmirli olmak diyelim. Ya Allah. Ege'nin suyundan mıdır şey artık? Ne? Evet. Zeytinyağından mıdır? Evet. Kızlarından mıdır? Ya çok teşekkür ederim. Harika bir iltifat oldu Okan abicim. Ya hakikaten ama gerçekten öyle. Ya. Ben kaç oluyor yaşın? 1980. 40 yaşına giriyorum Şubat'ta. 40'da hiç öyle 40 göstermiyor değil mi? Çok mersi, çok sağ olun. Yani, hakikaten. 30 yani... falan yediriyorum bazen öyle şey. Hayır yani. Ben şu anda seni 25 olarak salarım sahnelere. Ben şu an takla atarım burada abi. Hay canım efendim. Çok iyi ya. Yani. Peki konserlerin oluyordur. Sürekli. Konserlerde nasıl bir repertuar var? Kendi şarkılarını kendi şarkılarımla başlıyorum. Yani aslında benim çok büyük bir kitlem var mı bilmiyorum ama benim şarkılarımı seven de mutlaka insanlar var. Beni takip edenler var. Kendi şarkılarımla başlıyorum. Sonra güncel popüler şarkılarla
devam ediyor. Sen de koşturarak mı söylüyorsun onlara? Yani bir tartım içinde tabii devam ediyoruz. Evet, o yani. Tartım niye koşarak oluyor? Ben ona yani koşturanlar var. Hayır, yani bu mesela ben Altay'ı çok severim. Hakikaten Altay'ın mesela işte kulüp tarzı, yani ilk başta aklıma Altay geliyor. Evet, Altay biraz akıcıdır. Örnek vermek gerekirse Altay hakikaten şeyi başlatıyor. Konserine başlıyor ve herkes hoplaya zıplıyor, hoplaya zıplıyor. Yani hep beraber bir yere koşturuyorlarmış gibi, bir yere yetişiyorlarmış gibi. Diye bir şey. Ve o bu işin mesela bir numarası bence. Sonra bu tür kulüp işlerinde sonra şimdi bakıyorum 40 yılın isimleri de aynı yola girmeye başladılar ve beni şey yaptı bu, yani bunun zaten iyi örnekleri var, yani bunu taklit etmeye gerek yok. Bu beraber, yani sahnede şu daha değerli değil mi, yani birisinin bir an durması, dolayısıyla seyirciyi de durdurması. Bir dakika, şimdi size bir şey söyleyeceğim. Ha, bir ne oluyor hani filan ve işte şimdi bu, hani koşturarak şarkı söylemek yerine. Yani orada da işte ritmi, o ambiyansı ayakta tutma adına belki... Buna mekanlar mı istiyor acaba? Mekanlar zaten bunu talep ediyorlardır yani, eminim yani. Ya da bir level var, önceki ben level... Ben işimi o yüzden bıraktım. Neyi mi? Son işimi o yüzden bıraktım. Yani İşletmeci gelip bana Türkçe hareketli diye telefonu gösterdi. Türkçe hareketli. Orada iş ilişkimiz bitmiş ya, oldu. Türkçe hareketli, yani o sözlerin hiçbir değeri yok. O besteler zaten üfürüldü, yapılmadı yani. Beste olarak bestelenmedi de hani birileri onları üfürmüş gibi. Hani bu Türkçe hareketli dendiğinde mesela benim de tüylerim... Mesela bizde şöyle başlıyor. Altyapı da kullanıyoruz biz. Kendi şarkılarımızın ve... sanatçı arkadaşlarımızın altyapılarını aldığımız şarkılar var. Onlar zaten orijinal metronomları içinde icra ediliyor. Ama diğerleri, çünkü o ambiyansa göre durdurabiliyorsun, karşıya söyletebiliyorsun. Orada bir akışta tabii sorun oluyor ama. Ödül, bir örnekle bize açıklar mısın? Bunu fırtınalarla bir yani. Ya rica ediyorum, ne olur ya. Yani fırtınalarla bir kulüp tarzı yap, bir de konser tarzı yap mesela. Ya şimdi konser tarzı olunca kimsenin bir acelesi olmuyor. Tamam. Anlatacağın anıyı da dinler, amcanın oğlunun anılarını da dinler. Orada bir sorun yok. Ama barsa zaten eğlendir beniye döndü. Kik zaten... biraz hızlı gelmesi lazım. Evet, birçok sanatçı o yüzden kaçıştık. Metronom hızlandı. Hızlı gelmesi lazım. Ya şimdi mesela işte... İki tane fırtınalar söyle bize. Okay. Konser ve kulüp. Mesela ben konserimde söylesem şöyle söylerim diye düşünüyorum şarkıyı. Tamamen kendi bakış açımdan söyleyeceğim yani. Bir dost gibi davran bana, herkes bizi öyle bilsin. Bugün burada bütün olanlar saklı gizli sürüp gitsin. Mesela böyle söylerim bu, bir şey göz göze bakmaya çalışırım, bir şey anlatmaya çalışırım. Şimdi geldi Türkçe hareketli telefon geldi. Bebeğim hazır mısın? Ay hiç hazır değil. Dur Yusuf'u bir öpüp uyandırabilir miyim? Aşkım patlat. Mesela zaten ritim bu. Patates köftesi, patates köftesi. Mutlaka böyle olmak zorunda bu ritim. Fırtınalar koparsa kopsun. Sürüklesin arzular. Yani bu arttıkça öyle gidiyor artık canlı performanslar. Peki, iyi geceler, teşekkür ederiz. Geleceğin sanal dünyasına hazır mıyız? İnsan ilişkileri nasıl değişecek?